Değerli katılımcılarımız, program sonrasında katılım sertifikası isteyenlere mail atacağız. Yine eğitim sunumunu ve diğer dokümanları sizlere gönderebilmemiz için oluşturduğumuz kayıt formunu doldurmanız gerekiyor. Bununla ilgili doldurmayan katılımcımız varsa ben chat bölümünde birazdan açılışı yaptıktan sonra chat bölümünde yine kayıt formunun linkini paylaşacağım. Kayıt formunu doldurursanız sizlere sonrasında dokümanları ve sertifika linkini bir dakika daha bekleyebiliriz belki. Katılımlar devam ediyor şu anda. Evet, değerli katılımcılarımız, konuşmacılarımız, programa başlamadan önce Türkiye Patent Hareketi Platformu ve Patent Hareketi Derneğimiz hakkında sizlere kısaca bilgilendirme yapacağım. Ondan sonra sizleri konuşmacılarımızla baş başa bırakacağım. Değerli katılımcılarımız, öncelikle Türkiye Patent Hareketi Platformu ve Toros Üniversitesi Smart Lab İleri Teknolojiler Uygulama Merkezi işbirliğiyle düzenlediğimiz patent farkındalık ve bilgilendirme eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Kıymetli katılımcılarımız, Türkiye Patent Hareketi Platformu ve Patent Hareketi Derneği olarak bizler toplumumuzun tüm kesimlerinde patent bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak ve nihayetinde ülkemizin patent sayısının artmasına katkı sağlamak amacıyla bugün olduğu gibi eğitim seminerleri, paneller, buluş günleri, patent yarışmaları, patent ödülleri ve patent zirvesi gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ve bu alanda yaptığımız proje ve kampanyalarla aslında itici güç olmaya çalışıyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki patentler katma değerli üretimin temel taşları arasında yer alıyor. Ülkelerin milli sermayesidir ve uluslararası sahada hem ülkelerin hem firmalarımızın aslında prestijine katkı sağlayan önemli bir unsurdur. Ayrıca bir ülkenin kalkınması, sanayisinin gelişmesi ve refah seviyesinin artması o ülkenin patent zenginliğiyle doğru orantılıdır. Ülke olarak fikri ve sanayi mülkiyet alanında, Ar-Ge ve inovasyon alanında atacağımız her doğru adım, sağlayıcı katma değerle kurumsal kapasitesi büyük gelişme kaydetmiş ve yasal zemini güçlenmiş büyük Türkiye'nin oluşumuna katkı sağlayacak ve bizlere geleceğin ekonomisini şekillendirme imkanı kazandıracaktır. Ülkemizde son yıllarda Ar-Ge yatırımları hızla artmasına rağmen patent başvurularının dünya sıralamasında bir hayli gerilerde kaldığını görmekteyiz. Aslında ülke olarak kendi içimizde geçmiş yıllara oranla patent artış hızına baktığımızda bu her yıl katlanarak devam etmektedir. Ancak patentlerden elde edilen gelirler ise amaçlanan seviyede olmadığını gözlemlemekteyiz. Bu tespitten hareketle şirketlerimizde Ar-Ge ve fikri sanayi mülkiyet haklarının birbirleriyle ilişkilendirilmesi, şirket yönetimlerinin ve Ar-Ge alanında çalışan uzmanlarımızın, mühendislerimizin fikri ve sanayi mülkiyet hakları konusunda bilgi ve yetkinliklerin artırılması gerekiyor. Netice olarak şirketlerimizi küresel yarışta ön sıralara çıkaracak ve kurumlarımızın geleceğin dünyasında güçlü bir aktör olmalarına olanak sağlayacaktır bu durum. Bu amaçlar doğrultusunda hazırladığımız öncelikli projemiz Türkiye 1 milyon patente koşuyor projesi. Patent alanında kritik eşik olduğunu düşündüğümüz 1 milyon patente ülkemizin 2029 yılına kadar ulaşmasını hedeflemekteyiz. Esasında sadece nicelik olarak ülkemizin patent sayısının artması değil, bunların ekonomik değere dönüşmesi, patentlerimizin ticarileşmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Bununla ilgili hem yakın zamanda gerçekleştireceğimiz Beykent Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK proje pazarı desteği var biliyorsunuz. Burada yine buluşların sergilenmesi, yatırımcıyla buluşması ile ilgili bir proje gerçekleştireceğiz. Ve Başkent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu ile birlikte yine buluş aracılık programı ICD ile birlikte hem Patent Hareketi Derneği ve Türkiye Patent Hareketi Platformu organizasyonuyla Başkent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 30-31 Mayıs tarihlerinde Ankara'da
bölgesel ticaretleştirme buluşmaları gerçekleştireceğiz. Aslında biz bunu ülkemizin 7 bölgesinde yapmayı planlıyoruz. İlkini de İç Anadolu bölgesi olarak planladık. Yani İç Anadolu bölgesindeki belli seviyeye gelmiş olan buluşlar, prototipi oluşmuş olan buluşları kurul tarafından denetlendikten sonra oraya kabul edilecek. Orada yatırımcılarla hem uluslararası yatırımcılarla hem de ulusal çaptaki yatırımcılarla finansmana erişmeleri noktasında katkı sağlamış olacağız. Eş zamanlı yine çalıştaylarımız olacak. Yine teknoloji zirvesi olacak. Çeşitli etkinlikler olacak. Yatırımcı görüşmeleri, B2B görüşmeleri olacak. Yani sadece aslında ülkemizin patent sayısını artması değil, eş zamanlı olarak biz ticaretleşme başarı hikayelerinin de oluşması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu ekosisteme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da sizlerden gelecek önerilere de her zaman açığız. Ben daha fazla sözü uzatmadan konuşmalarını yapmak üzere Toros Üniversitesi Smart Lab Patent Birim Koordinatörü ve öğretim görevlisi Sayın Burak Can hocama vermek istiyorum. Buyurun hocam. İbrahim Bey, teşekkür ederim. Öncelikle değerli konuşmalarınız için. Bütün katılımcılarımıza da tekrardan hoş geldiniz diyorum. Öğretim görevlisi Burak Can, Toros Üniversitesi'nde bilgisayar teknolojilerinde bölüm başkanı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda üniversitemizin ileri teknolojileri uygulama ofisi kurucularından ve patent birim koordinatörüyüm. Şimdi sizlere Toros Üniversitesi olarak biz biraz önce İbrahim Bey'in de bahsettiği gibi patent noktasında veya faydalı model noktasında biraz ülkemizin bu konuda eksiği veya daha ileri gitmesi gerekiyor, eksiği bulunuyor. Dolayısıyla biz de bunu öğrencilerimize üniversite geldiklerinden itibaren sürekli anlatmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yapmış olduğumuz çalışmalar ve kurmuş olduğumuz bu ofis hakkında size kısaca bir bilgi vereceğim ve sonrasında sözü Ali Bey'e bırakacağım. Dilerseniz şöyle hemen paylaşımı yapıyorum sizlerle. Şu anda ekranda görebiliyor musunuz? Evet, yansıtı bırak hocam. Tamam, teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, biz Toros Üniversitesi'nde Smart Lab İleri Teknolojileri Uygulama Ofisi'ni kurduktan sonra bu ofisin altında bir birim olarak patent birimini kurmuş bulunuyoruz. Peki bizim patent birimini kurmamızdaki amaç neydi? Öğrencilerimize, akademisyen hocalarımıza, idari personellerimize, hatta üniversite dışarısından gelen bütün paydaşlarımıza, kamu kurumlarına olsun, sanayicilere, iş adamlarına olsun, amacımız şuydu, fikirleriniz buluş olsun diye bu mottoyla yola çıktık. Organizasyon şemamıza baktığımızda ekibimizde koordinatör olarak görev yapmaktayım. Bunun yanında en çekirdek ekip, tabii ki bu ekibimiz çok daha büyük ama çekirdek ekibimizde endüstriyel tasarımlarda öğrencilerimize veya akademisyen hocalarımıza veya personellerimize ya da dışarıdan gelen taleplerde öğretim görevlisi Serkan Palamut ve öğretim görevlisi Özge Villi hocalarımız bu konuda bize destek oluyor. Aynı zamanda öğrencilerimizi de bu sürecin içerisine katabilmek için kısmi zamanlı olarak çalışan olarak öğrencilerimizi bu birimde istihdam ettik. Bunlardan sadece birkaçını burada ben belirttim. Ömer Faruk Sevinçten, Endüstri Mühendisliğinden, Hasan Fıstıkçı, Yazılım Mühendisliği, Nermin İran Kocakalay, Anestezi Bölümü ve Ali Aydar Aslan da Psikoloji Bölümünden bu organizasyonun çatısında, temelinde yer alan ekip arkadaşlarımız olarak yer alıyoruz. Peki ne diyoruz biz? Buluşçu olmak istiyorum diyorsanız eğer, hayalinizde bir fikir var ve bunu projelendirip hayata geçirmek istiyorsanız, biz Smart Lab Patent Birimi olarak daima yanınızdayız. Bütün destekleri sizlere vereceğiz, veriyoruz. Şu anda da devam ediyoruz, halihazırda da. Bu noktada bütün bu süreçleri kolaylaştırmak istiyoruz. Sunduğumuz hizmetler neler? Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda proje çizimi, proje yazılımı,
ve buluş hazırlık aşamalarında gerek öğrencilerimize, gerek akademisyenlerimize, gerek personelimize, gerekse Mersin ilimizden veya bölgeden bu tür talepleri olan bütün son kullanıcılara veya şirketlere, kamu kurumlarına bu hizmetleri sunmayı istiyoruz. Halihazırda da devam ediyoruz. Malumunuz bir patent takvimi oluşturduk ve bu takvimde eğer siz de benim de bir yerim olsun diyorsanız, özellikle dediğim gibi öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz başta olmak üzere, bu takvimde biz sizleri de arkadaşlar görmeyi talep ediyoruz veya istiyoruz. Bu seneki hedefimiz en azından üniversitemizden başvurusunu yapmak istediğimiz toplam patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı olarak 129 diye kendimize bir hedef koyduk. Tabii ki bu hedefi koyarken YÖK'ün paylaşmış olduğu raporlardan yola çıkarak bu hedefi koyduk. İşte üniversitelerdeki çalışmaları inceledik, geçtiğimiz yıllardaki yapılan başvuruları inceledik ve kendimize böyle bir hedef koyduk. Benim Toros Üniversitesi Smart Lab patent birimi olarak anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorularınız varsa veya sormak istediğiniz bir şey varsa soru cevabı en son mu yapacağız bilmiyorum İbrahim Bey. Ama evet, en son soru cevap bölümü yapacağız hocam. Son 20 dakika, yarım saat yapabiliriz. Tamam. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sözü Ali Bey'e bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Burak Hocam. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Şimdi patent farkındalık ve bilgilendirme eğitimi için Türkiye Patent Hareketi Platformu ve Patent Hareketi Derneği Başkanı Avukat Ali Çavuşoğlu Bey'e söz vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Teşekkürler Burak Bey. Öncelikle en sonki slayttan başlamak üzere Toros Üniversitesi'nin 129 tane patent hedefi koymasını gerçekten çok önemsiyoruz. Tebrik ediyorum. Gerçekten bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum buradan. Çünkü her üniversitenin mutlaka bir patent hedefi olması lazım yıllık olarak. Aslında aynı zamanda bütün şirketlerin de bir patent hedefi olması lazım. Bizim de zaten Türkiye Patent Hareketi olarak hedefimiz ülkemizdeki mühendislerin, özellikle teknik kadrolardaki mühendislerin ve hocalarımızın en azından ülkemizde hayatı boyunca hiç yoktan bir tane patent işte buluş yapması, bunu patentlemesi, Türkiye patent kazandırması, böyle bir hedefimiz var bizim. Şu anda ülkemizde yaklaşık 700 binden fazla mühendisimiz var. Üniversitelerimizde teknik, mühendislik fakülteleri, ondan sonra diş hekimliği ve tıp fakülteleri, yani patent yapma potansiyel olan fakültelerimiz dediğim zaman yaklaşık olarak tahminimize göre, yani hesapladığıma göre 100 binden fazla öğretim görevlimiz var. Yani doktora ve doktora üstü, doçent, profesör hepsini kattığımızda toplam 100 binden fazla. Yani bu şekilde baktığımızda bizim aslında 2029 yılındaki hedefimize, yani 1 milyon patent hedefine çok hızlı bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de tabii ki bu işin önemli olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Patentin aslında bir zenginlik kaynağı. Yani ille de bizim petrolümüz olması gerekmez. Tam petrolümüz olsa, doğal gazımız çok miktarda çıksa, çok büyük güzel madenlerimiz olsa, altın madenlerimiz çok olsa ülkemizde çok güzel olurdu. Ama bunların bir kısmı var, bir kısmı yok. En azından ülkemizdeki insan kaynağını bu tarz teknik fayda getiren teknik konulara, yani inovasyon ve patente odakladığımız zaman da ülkemizin zenginlik anlamında daha çok ilerleyeceğini düşünüyoruz. Ben şimdi sunuma başlıyorum. Teşekkür ederim öncelikle Toros Üniversitesi'nin 129 tane patent hedefi koymasına tekrar tebrik ediyorum. Evet, tam ekran oldu herhalde zannedersem. Evet, şu an oldu Ali Bey. Buyurun. Tamam. Şimdi bugünkü konumuz patent ve aslında patentler. Ama patentlerin genel olarak dünya çapındaki ana bilim dalına baktığımızda fikri ve sınav mülkiyet hakları diyoruz aslında biz bunu. Fikri haklar, sınav haklar olarak ana iki bölüm ayrılıyor. Bir de değer haklar olarak üçüncü bölümümüz var. Ana kategorimiz fikri haklar. Bugün konumuz değil ama sadece isminden bahsedeceğiz. Eser sahibinin hakları ve bağlantı hakları dediğimiz. Yani bir kitap yazdığınızda, bir resim çizdiğinizde, işte bir müzik eseri oluşturduğunuzda ya da bir sinema, bir dizi gibi bu tarz şeyler, yani fikri haklarla alakalı yazılımların kodları ile ilgili haklar fikri hakları adı altında korunuyor ülkemizde ve bütün dünyada. Daha diğer ülkelerde copyright olarak adlandırılıyor. Bizim ülkemizde telif hakları olarak adlandırılıyor. Bağlantı hakları dediğimiz işte mesela bir şarkı sözünü birisi yazıyor. Örnek söyleyeyim, başka birisi bunu seslendiriyor. Bunlar aslında kendi bağlantı hakları oluyor. Ya da bir yabancı kitabı birisi yazmış. Bunun telif hakkı kendisine ait ama başka bir kişi de bu yabancı eseri Türkçe'ye çevirmiş.
Bu da bağlantılı hak olarak çevirmenin bir hakkı oluyor aslında orada. Çevirme hakkı olarak adlandırılıyor. Bunların hepsi telif hakkı olarak, yani kooperatifimiz telif hakkı, fikir ve sanat eserleri kanuna göre korunuyor. Bir de sınai haklar var. Bugünkü konumuz sınai hakların sadece bir bölümü, patent ve fayda model. Ama sınai haklar aslında markalar, patentler, fayda modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devreler topografyasından oluşuyor. Bugünkü konumuz dediğim gibi sadece patent ve fayda modeli. Çünkü hepsini bugün anlatmamız imkansız. Diğer haklar olarak adlandırdığımız konular ise şirketlerin ticaret ünvanları, tescilsiz haklar dediğimiz markanın tescilsiz olarak korunması, marka işte tasarımın tescilsiz olarak korunması, bitki ıslahçı hakları dediğimiz tohumların işte yeni hayvan bitki türleri koruması ile alakalı ayrı bir alan var burada, ama bizim konumuz değil bugünkü. İnternet alan hakları, domainler, bunlar da ayrıca korunmuş oluyor. Bizim ülkemizde Türk ticaret kanununa göre korunuyor. Açıklanmamış gizli bilgiler dediğimiz işte gizli bilgiler, ticari sırlar da yine ticaret kanununa göre haksız rekabet çerçevesinde korunuyor ülkemizde. Diğer haklar yine dediğimiz gibi bugün konumuz değil ama ana konumuz patent ve fayda modeli anlatacağız. Sorular olursa cevaplarız. Arada da olabilir ama daha çok sonunda yaparız. Bir de patent ve fayda modeliyle alakalı ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağımızı birkaç tane demo yaparak göstereceğim en sonunda. Patent, marka, işte tasarım gibi telif hakları alakalı tescil kurumları var. Ülkemizdeki kurum Türk Patent ve Marka Kurumu. Patentlere, markalara, tasarımlara ve coğrafi işaretlere Bakanlığı Tescil Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Sanayi Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü telif haklarına bakıyor. Yani yazılımların kodları, müzik eserleri, sinema eserleri, işte diziler gibi, işte reklamı, mesela bir reklam müziği düşünün örneğin, ya da bir kitap düşünün. Bunların hepsi telif hakları kapsamında korunuyor ve koruyan kurum Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü. WIPO dediğimiz kurum uluslararası marka patent tasarımlarının yurt dışında tescilli alakalı uluslararası bir kurum. Avrupa Patent Ofisi var. Bu da Avrupa Patent Ofisi sistemine üye 38 ülkede Avrupa patentinin tescil edilmesiyle ilgili bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ise tohumlarla alakalı yeni bitki türleriyle alakalı tescil kurumu. Ayrı bir kurum var. Çünkü şu anda özellikle tarımın önemsendiği, işte günümüzde suların azaldığı, böyle topraksız tarımın arttığı, yeni tohum türlerinin geliştirildiği bir dönemde bu tohumların tescili de çok önemli, ama bugün konumuz ise sadece böyle bir şeyin olduğunda bilgi sahibi olmamız yeterli şu anda. Bizim konumuz olan patent, marka, tasarım, işte yazılımlar gibi, telif hakları gibi hakların, yani biz bunlara maddi olmayan mal varlıkları diyoruz. Bu hakların toplam bir şirketin toplam değeri içindeki değeri her geçen gün artmaya devam ediyor. Biz bunlara maddi olmayan mal varlıkları diyoruz. Örneğin 70'li yıllardan işte 80-90'lara gelene kadar %5'ten başlayıp bir maddi olmayan mal varlıkları dediğimiz mal varlıkları, işte marka, patent, tasarım, yazılım gibi hakların bir şirketin toplam değeri içindeki değeri %5'ler civarındayken günümüzde bu oranlar %90'lar civarına çıkmış. Yani önümüzdeki örnekte var. Ülkemizde işte örneğin Apple firmasını düşünün, Samsung firmasını düşünün, ya da ülkemizde Türk Hava Yolları firmasını düşünün mesela. Türk Hava Yolları'nın marka değeri örneğin geçen seneki yapılan araştırmaya göre yayınlanmıştı, bu zaten basında da çıktı. Yaklaşık olarak 1.6 milyar dolar civarındaydı Türk Hava Yolları'nın marka değeri. Türk Hava Yolları'nın işte şu andaki borsa değeri de yaklaşık olarak 2.5-3 milyar dolar civarında. Yani aslında yüzlerce uçağı var, çok büyük arsalar, işte arazileri var, büyük bir maddi mal varlığı var Türkiye Hava Yolları'nın, ama gördüğümüzde maddi olmayan mal varlığı olan marka değeri, yani THY markasının değeri nereden baksanız şu anda bir havayolu şirketi için çok büyük bir rakam aslında bu. Toplam maddi olan değerin yarısından fazla bir marka değeri var şu anda, ki bu bize marka, patent, tasarım, işte bu tarz telif hakları gibi maddi olmayan mal varlıkların bir şirketin toplam değeri içindeki değerin ne kadar önemli olduğunu gösteren güzel bir örnek. Yine ülkemizde örnek verebiliriz. İşte Arçelik vardır, Vestel gibi, yurt dışında Samsung, Apple gibi firmalara baktığımızda bu firmaların marka, patent, tasarımlarının toplam değeri asıl fabrika, arsa, işte içindeki makineler gibi değerlerinden tamamen daha fazladır. Bu da bize maddi olmayan mal varlıklarının değerinin her geçen gün arttığını, öneminin arttığını gösteren bir göstergedir aslında. Bu nedenle üniversitelerimiz başta olmak üzere bütün sanayicilerimiz, gerçekten de startuplarımız patentlere, markalara, tasarımlara ve yazılımlara her geçen gün daha çok önem vermeleri ve hedef koymaları gerekiyor. Örneğin herkesin elinde olan, yani çok basit bir örnekle anlatmak gerekirse, bir cep telefonu üzerindeki fikri ve sınav mülkiyet haklarını gösteren tablomuza baktığımızda, elimizdeki bir cep telefonunda marka, patent, tasarım gibi işte bütün
telif hakkı gibi bütün fikri ve insan mülkiyet haklarını hepsini görebiliriz. Ya da şöyle diyelim, yolda arabayla gittiğimizde, işte uçağa bindiğimizde, herhangi bir ulaşım aracına bindiğimizde, arabaya da, uçakla, trenle, işte metroda fark etmez. Her yere baktığımızda, evimizde oturduğumuz yerde, iş yerimizde oturduğumuz yerde, çevremize baktığımızda, kullandığımız her üründe marka, patent ve telif haklarını, tasarım tescillerini aslında görebiliyoruz. Örneğin uçakta seyahat ederken bundan sonraki ilk binişimizde mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bağladığımız kemerin üstüne bakın, patent numarası işte binden 5 milyon küsur numaralı bir numara. Amerikan patenti mesela. Yani uçağa bindiğimizde bağladığımız emniyet kemeri işte 5,5 milyon numaralı bir patent tescili var. Yani baktığımız zaman her alanda aslında patentleri ve tasarımları görebiliyoruz. Zaten marka üstümüzdeki giysimizden, kullandığımız saatten, işte telefondan her yerde markayı görebiliyoruz. Tasarımla aynı şekilde. Örneğin cep telefonu, bir Apple telefonuna, işte iPhone telefonuna baktığımızda bu şirketin ana markası Apple markası. Yani hem ticaret ünvanı olarak tescilli hem marka olarak tescilli. Ürünün ismi iPhone, işte iPhone 13'tür, iPhone 12'dir, 11'dir böyle gidiyor. Hepsi aslında ayrı tescilli vardır ve bunlar marka olarak tescilli. Yine aynı şekilde bu platformun, yani iOS platformunun hem marka tescilli var hem iOS platformunun içindeki sistemin patent tescilli var. Artı içindeki sistemlerin, yazılımların da aynı zamanda telif hakları koruması oluyor. Yine iOS platformu içindeki bizim işte her gün kullandığımız ya da başka insanların her gün kullandığı milyonlarca indirilebilen, ücretli veya ücretsiz indirilebilen işte uygulamaların hepsinin ismi aslında birer markadır. Marka olarak tescil edilmesi gerekir ya da çoğu da tescillidir zaten. Aynı zamanda cep telefonun içerisindeki veri işleme yöntemleri, yarı iletken değerler, kimyasal veri işte bunların hepsi patent tescilliyle veya bazen de fayda modeliyle korunan haklardır. Yine cep telefonun içindeki yazılımların kodları, kullanım kılavuzları, içindeki melodiler, kullandığımız işte müzikler hepsi telif hakkı olarak tescil edilmiş ve korunmaktadır. Yine bilmediğiniz Apple firmasına ait, işte Samsung'a ait ya da Xiaomi'ye fark etmez hangi cep telefonu firmasını düşünelim. Mutlaka bunların piyasaya açıklamadıkları, pazara açıklamadıkları mutlaka ticari sırları vardır ve herhangi bir taklit durumunda bu konuda dava açıp haklarını koruyabilirler. Yine telefonun dış görünümünde ise tasarım olarak tescil edilir ve tasarım olarak koruması alıp işte Samsung örneğin Apple'ınkini kullanamaz, Apple Samsung'ını kullanamaz. Hiçbir firma diğer baktığımız zaman tamam telefon telefona benzer ama yan yana koyduğumuzda mutlaka farklılıkları vardır ve tasarım olarak korunmaktadır. Patent ve fayda modeli geldiğimizde sanayi mülkiyet haklarının en önemlilerinden birisi olan patente geldiğimizde patent nedir? Tabii ki tanımını biliyoruz. Çok teorik şeye girmeye gerek yok ama burada önemli olan bir buluş vardır. Bu buluş sahibine devlet tarafından verilen yani devletin kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu ülkemiz için söylüyorum. Devlet tarafından verilen buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesi, kullanması veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkını veren bir belgedir. Yani şöyle söyleyelim. Patent belgesi aslında buluşçunun yani mucitin kendi teknik bilgisini açıklaması karşılığında devlet kurumu tarafından kendisine belirli bir süre yani 20 yıl ya da fayda modeli için 10 sene verilen bir tekel hakkıdır aslında ve sosyal bir sözleşmedir. Mucit kendi bütün teknik bilgisini piyasaya açıklar, tabii ki taklit edilemez. Sadece piyasadaki insanlar, diğer teknik insanlar ya da başka insanlar bu buluşu incelerler. Bu buluşun üzerine başka teknik bilgiler ekleyerek yeni buluşlar yapabilirler. Yani bu şekilde bilimsel envantere yeni bir buluş girmiş olur. Devlet kurumu da yani ülkemiz için söylüyorum Türk Patent ve Marka Kurumu da buluş sahibine der ki ben sana bir belge veriyorum 20 yıl boyunca. Bu patenti sadece sen kullanacaksın. Başka insanlar bu patenti kullanamaz. Kullanırsa dava açabilirsin şeklinde bir belgedir aslında. Patent belgesi budur. Peki her buluşa patent alabilir miyiz? Yani buluşa patent almanın bazı kriterleri vardır. Bu da bu kriterlerde sınav mülkiyet kanunu yani 67-69 sayılı SMK diyoruz buna kısaca sınav mülkiyet kanununda açıklanmıştır. Birinci kriterimiz yenilik kriteri. İkinci kriterimiz tekniğin bilinen ulaşması kriteri. Üçüncü kriterimiz de sanayiye kullanılabilir olma kriteri. Yenilik kriteri dediğimiz olay aslında buluşumuzun Türkiye'de ve dünya çapında yeni olmasıdır. Yani daha önce dünyanın hiçbir yerinde kamuya sunulmamış olması, herhangi bir yerde reklamının çıkmamış olması, herhangi bir yerde yayınlanmamış olması, teknik anlamda ister bir makalede olsun ister bir patent dokümanında bir şekilde yayınlanmamış olması gerekiyor. Eğer yayınlanırsa ve bu yayının üzerinden bir yıllık bir süre geçerse buluşumuzun yenilik özelliği kaybolmuş demektir ve biz bu buluşumuzda patent tescil alamayız. İkinci şartımız tekniğin bilinen durumlaşması. Çünkü sizin buluşunuz dünya çapında araştırılır ve dünyadaki diğer buluşlardan, işte patentlerden, fayda modellerden, teknik makalelerden, teknik kitaplarda yazılan, yani Türk Patent Kurumu'nun ya da diğer patent kurumlarına ulaşabildiği teknik kütüphanelerden, online kütüphanelerden
birinde yayınlanmamış olması gerekiyor. Eğer yayınlandıysa zaten karşılarına çıkacaktır araştırma raporunda ve sizin patentiniz buluşunuz tekniği bilinen durumda aşılmadığı gerekçesiyle reddolacaktır. Bu nedenle patentin, yani bir buluşa patent almamızın ikinci şartı tekniğin bilinen durumda aşılması şartı. Üçüncü şartımız sanayiye uygulanabilir olma, yani teorik olmaması gerekiyor. Buluşumuzun mutlaka üretilebilir, sisteme dökülebilir bir şey olması gerekiyor. Bu nedenle bir buluşa patent almamız için mutlaka patentimizin sanayiye uygulanabilir olması gerekiyor. Peki patent verilemeyecek konular ve buluşlar yenilik olabilir mesela. Buna rağmen buluş olma ihtimali olmasına rağmen patent verilemiyor bazı konulara. Birincisi bilimsel ya da matematiksel teoriler, keşifler, yöntemler, bunlar hiçbirisi patent belgesiyle korunmaz. Bunlara telif hakkıyla koruma sağlayabiliriz. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nde koruma sağlayabiliriz. Örneğin edebi, sanatsal, işte tiyatrodur, bir romandır, müzikle ilgili çalışmalar, bunlar hiçbirisi biraz önce bahsetmiştik. Patent çalışmasına konu olamazlar. Telif hakları kapsamında koruma altına alınırlar. Yani fikir ve sanat eserleri kanun kapsamında korunurlar. Bilgisayar yazılımları patent tescili olarak korunmaz. Bilgisayar yazılımlarının kodları patent tesciliyle korunmaz. Bunlar telif hakkıyla korunur. Ama ortada bir iş modeli varsa, bir sistem varsa donanımla birleştirilerek, teknik detaylarla birleştirilerek bilgisayar yazılımlarının iş modeline de patent tescili alınabilir ki bizim zaten bilgisayar yazılımlarının patentlenmesi, bilgisayar tabanlı buluşların patentlenmesi diyerek ayrı bir eğitimimiz var. Bu biraz uzun süreli örneklerle anlattığımız bir eğitim. Yani bilgisayar yazılımlarına kural olarak patent belgesi alınmaz ama iş modeli teknik detaylarla, teknik unsurlarla birleştirilerek kısaca patent alınabildiğini bilmemizde fayda var. Yani ön bilgi olarak %100 patent bilgisayar yazılımlarına patent alınamaz demeyelim. Alma ihtimali var. İkincisi tıbbi tedavi yöntemleri dediğimiz insan veya hayvan vücuduna uygulanacak olan cerrahi ve tedavi usuller, teşhisler, bunlara patent tescili verilmez. Ama eğer bu tedavi yöntemleri bir ilaçla birleştirilirse burada da yine patent alma ihtimali var. Yine konusu kamu düzenine ve genel hale aykırı buluşlar, buluş niteliğinde olsa bile, yenilik niteliğinde olsa bile bunlara patent belgesi verilmez. Bitki veya hayvan türleri yetiştirme usulleri, bunlara da aynı şekilde patent belgesiyle korunmaz. Biraz önce bahsettiğim bitkilerin ıslahçı hakları diye ayrı bir kanun var. Tarım Bakanlığı'nın ayrı bir kurumu var bu konuda, ayrı bir genel müdürlüğü var. Bu kapsamda korunuyor. Peki kimler Türkiye'de patent alma hakkına sahiptir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tabii ki öncelikle patent alma hakkına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikamette bulunan tüzel kişiler, şahıslar, herhangi bir üniversite, dernek, işte kamu kurumu, belediye fark etmez, hepsi bunların patent başvurusu yapma hakkına sahiptir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kendi ülkelerinde mütekabiliyet ilkesi gereğince, yani karşılıklılık ilkesi gereğince kendi ülkelerinde patent alma hakkı veren ülkelerin vatandaşları ve o ülkelerin vatandaşlarının sahip olduğu şirketler de aynı şekilde Türkiye'de patent başvurusu veya fayda modeli başvurusu yapma hakkına sahiptir. Yani burada karşılıklılık ilkesi geçerli. Zaten genelde Paris Sözleşmesi'ne üye yaklaşık 190'dan fazla üye ülke var. Bunların hepsi birbirinin vatandaşlarına kendi ülkesinde patent alma hakkını sağladığı için aslında bütün dünyanın genelde Türkiye'de patent alma hakkına sahiptir. Bütün dünyada da Türk vatandaşlar yine çoğunluk ülkelerde patent alma hakkına, patent başvurusu yapma hakkına sahip de diyebiliriz. Peki patent başvurusunu kendimiz yapabilir miyiz? Tabii ki normalde kendiniz eğer bir patent dokümanını hazırlayabiliyorsanız, tarihnamesini yazabiliyorsanız, istemlerini, şekillerini işte yazabiliyorsanız, teknik olarak çünkü yazabiliyorsanız bunları kendiniz e-devletçilerinizde gidip Türk Patent ve Marka Kurumu'nun sisteminde patent başvurusu yapma hakkına sahipsiniz. Yani vekil tutma zorunluluğu yoktur. Ancak şöyle diyoruz. Patentler ve fayda modeller teknik detay ve hukuki bilgi gerektiren bir işlem olduğu için ilerideki hak kaybına uğramamanız için mutlaka Türk Patent ve Marka Kurumu'nun sistemine kayıtlı bir vekille çalışmanızı biz tavsiye ediyoruz. Çünkü ileride diyelim ki eğer istemlerde, işte tarihnamede, resimlerde bir yanlışlık yaparsanız, yanlış bir başvuru yapıldığında 12 ay sonra sizin patentiniz yenilik özelliği kaybolacağı için belki de örneğin bir vekille işte şu kadar bir para vereyim bundan kurtulayım derken daha sonra belki de milyonlara kaçırabilirsiniz. Bu nedenle biz üniversiteler başta olmak üzere bütün sanayicilerimize, bütün buluşculara mutlaka bir patent vekiliyle çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Ama zorunlu değil. Ülkemizde patent koruması nasıldır? İki türlü patent koruması var şu anda patent kanunumuza göre. 67-69 sayılı sınav mülkiyet kanunu.
iki türlü patent koruması sağlıyor. Birincisi incelemeli patent, ikincisi faydalı model. Daha önce incelemesiz patent vardı. Mutlaka duyan vardır, duyanlar vardır. 2017 Ocak'tan itibaren artık incelemesiz patent kaldırıldı. 7 yıllık bir koruma sağlayan bir sistemdi ama diğer incelemeli patente göre itibarı daha düşük olan bir korumaydı. 7 yıllık koruma sağlıyordu. Bu nedenle artık ülkemizde de kaldırıldı. Geçiş sürecinde zaten kabul edilmişti. Yaklaşık olarak 1995'ten 2017 yılına kadar geçerli oldu. Artık incelemesiz patent kaldırıldı. Şu anda incelemeli patent ve fayda model korumasıyla Türkiye'de buluşlar korunmaktadır. İncelemeli sisteme şöyle bir baktığımızda, buluşun patentlerine birlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verilen güvenli ve 20 yıllık bir koruma sağlayan sistemdir. Yani aslında en iyi patent incelemeli patenttir baktığımız zaman. Ama tabii ki birazdan gelecek sayılarımızda incelemeli patent daha üst düzey bir patent olurken fayda model koruması ise çok basit bir buluşa bile fayda model belgesi alabilirsiniz. Belki de tanesinin tabiri caizse 1 TL'ye satabileceğiniz bir ürün vardır. Fayda model alırsınız. Tanesini işte 100 dolara satacağınız patentten daha çok para kazanabilirsiniz. Bu önemli olan burada insanların işe yarayan bir işe icat etmektir. Faydalı bir şey icat etmektir. Bu nedenle fayda model korumasında küçümsemeyelim. Fayda model koruması da birçok firmamızın buluşunun işini görebilir. Ama eğer biraz daha üst düzey, yani teknik detayları aşan bir, teknik unsuru aşan bir patentse tabii ki buluşsa buna patent almakta fayda var. Burada çünkü önemli olan patentlenebilirlik kriterlerinde biraz önce bahsettiğimiz yenilik, teknik bilgi durumu aşması ve sanayi uygulanabilir olma kriterine sahip bir buluşsa zaten buna patent belgesi almamızda fayda var. Patent başvuru süreci nasıl işliyor? Ona kısaca değinelim. Elimizde bir dosyamız var. Patent dosyamızı hazırladık. Başvuru yapacağız. Başvurudan sonra bu başvurular artık online yapılıyor. Yaklaşık 10 seneden beri online yapılıyor. Eskiden çıktı alınıp işte imza atılıyordu. Tek tek bu şekilde başvuru yapılıyordu. Ama şu anda bütün başvurular artık marka patent tasarımından hepsi online yapılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'na. Başvuru yapıldıktan sonra yaklaşık 2 aylık süreyle oradaki sanayi mülkiyet uzmanları, patent uzmanları sizin başvurunuzu patent formatına uygun olmadığı ve şekli bir eksiklik olmadığı konusunda kontrolden geçirirler ve bunu bu konuya, bu formata uygunsa araştırma raporu alınabilir diye size rapor bir yazı gönderirler. Derler ki araştırma raporu ücretini yatırın, ondan sonra araştırmaya gönderilecek. Siz talep edersiniz, araştırma raporunu düzenlensin diyerek ücreti yatırırsınız. Ondan sonra bu sizin patentiniz yayınlanır. Yayından sonra tabii ki araştırma raporu gelir. O arada araştırma raporu uygunsa tabii ki bu süreç yaklaşık 6-7 ay, bazen 1 seneye kadar geçebiliyor. Hatta 2 sene kadar sürebilir. Araştırma raporu bazen uzun sürebiliyor. Patentin niteliğine göre de değişebilir tabii. Araştırma raporu uygunsa, yani sizin patentinizin benzerleri Türkiye'de ve yurt dışında çıkmadıysa, teknik makalelerde, işte bilimsel makalelerde, kitaplarda, herhangi bir yerde çıkmadıysa, literatür taramasında çıkmadıysa, sizin patentinizin araştırma raporu uygun demektir ve siz inceleme raporu talep edebilirsiniz. İnceleme raporunda eğer uygun bir rapor çıkarsa, yani sizin patentinizin patentlenebilirlik kriterlerine uygun olduğu konusunda inceleme raporu olumlu çıkarsa, ondan sonra Türk Patent size bir yazı gönderecektir. Belge ücretini yatırın diyecektir ve belge ücreti yatırırsın, belgenizi alırsınız. Toplam başvuru sürecinden itibaren başvuru, işte şekli, kontrol, araştırma, yayın, inceleme, belge aşaması, bunların tabii ki arasında bazı karşı görüşler, itirazlar vesaire olabilir ama hiçbirisinin olmadığını varsayarsak minimum süre 3 senedir, bazen 4 sene, 5 sene, 6 sene kadar tescil belgesinin çıktığı durumlar olabilir. Önemli olan burada ilk başvurunun yapılması, yani 1 Ocak 2022'de başvurunuzu yaptınız. Sizin korumanız ilk başvuru tarihinden itibaren saat ve saniye, işte dakika olarak korumaya başlamıştır. Tescil sürecinde herhangi bir kişi, firma sizin patentinizi taklit ederse, üretirse, işte ithal ederse, ihraç ederse, siz buna belgeniz henüz çıkmadığı için ihtarname çekerek dava açabilirsiniz. Ama mahkemeler belgeniz çıkmadığı için bu davayı sonlandırmazlar. Bitirmezler. Dava devam eder belge çıkana kadar. Bu arada inceleme işte devam eder. Bilirkişi incelemesi gibi işlemler, teknik detaylar bunlar tabii. Onlar devam eder ama siz belgenizi alana kadar mahkeme, hakimler bu davayı bitirmezler. Belgenizi aldıktan sonra tabii ki belgeniz olumluysa ve bilirkişi raporunda da sizin patentinizin gerçekten takdir edildiği ortaya çıkarsa, o zaman bu dava sonuçlanır ve gerektiğinde artı olarak tazminat davası açabilirsiniz. Bu şekilde hakkınız ilk başvuru tarihinden itibaren koruma altındadır ama süreç uzundur. Sürecin uzunluğunu çok dikkate almamak lazım. Çünkü süreci zaten genelde vekiller takip eder. Başvuru sahibi sürekli vekiliyle irtibat halinde sürecinin takip etmesi gerekir tabii ki. Ama önemli olan başvuru yapması, başvurudan itibaren koruma başlar ve 20 yıllık koruma da ilk başvuru tarihinden itibaren başlar.
Elimizde bir patent dokümanı varsa bu patent dokümanı nasıl okuyabiliriz? Nelerden oluşuyor? Bir patent dokümanı bir, öncelikle kapak sayfası dediğimiz özel sayfası olur. Özel sayfası tarihname sayfası olur. Tarihname sayfasında işte patentin bütün geçmişi yani hangi teknik detayları vardı, teknik bilinen durumu neydi bunlar hepsi anlatılır. Ondan sonra sizin bulduğunuz buluşu anlatırsınız. Resimler işte resimlere atıflar yapılır. Eğer bir parçada ürün varsa bütün parçalar tek tek yazılır. Uzun uzadıya yani bir tabir etse hikayeleştirilir bu tarihname kısmında. Ondan sonra asıl korumak istediğiniz kısmı istemler kısmında yazarsınız. Ondan sonra resimler varsa resimler eklenir. Resimlerle tarihname kısmında bunların hepsi şemalarla gösterilir. Hangi ürün, hangi parça nelerden oluşuyor. Bazen de araştırma raporu genelde yayınlanır zaten. Şu andaki Türk Patent araştırma raporunda genelde yayınlanıyor. Araştırma raporunu görebilirsiniz patent sayfasındakinde araştırma yaparken. Yani ama ana patent dokümanımız kapak sayfası. Yani özet sayfası, tarihname, istemler ve resimlerden oluşur. Patentin önemi nedir? Tabii ki patentin önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Yani bir şahıslar için yani kariyer hayatında önem kazanıyor. Şöyle düşünün, biri mühendis yeni mezun oldu ama 2-3 tane patenti var. Okulda okuduğu zaman bitirme ödevini bir patentli ürünle almış mesela. Bir sistem yapmış, bunun patentini almış ya da fayda ödevini almış en azından. Ve bunu iş aradığı zaman örneğin bunu CV'sine yazdığını düşünelim. Yine sosyal medyada LinkedIn'de mesela bir bakıyoruz. LinkedIn'de diyor ki var olan bir kitabınız var mı, makaleleriniz var mı, bunları alt alta yazabiliyorsunuz. En altta da diyor ki bir yerde var olan patentlerinizi listelemesiniz diyor. Buluşçular burada mesela patentlerini listeleyebilir. Yani ne demek? Burada patentin kariyer hayatında da önem vardır. Şirketlerin imajı itibarında önem vardır. Reklam niteliği taşır. Şirketler için reklam niteliği taşır. Aynı zamanda patentler rekabet avantajı sağlar. Şirketlerin ürünle alakalı satışlarını destekler, pazarlama gücünü artırır. Yani öyle olur ki bazen sizin patentli ürününüzü hiçbir şekilde reklam yapmadan başka insanlar sizin reklamınızı yaparlar. Çünkü ürününüz tektir. Başka insanlar da, başka firmalar da sizin ürününüz satılmadığı için, tek başına sizin ürününüz satıldığı için ve bir işe yaradığı için, örneğin bir konuda işe yaramıyor üründür ve bir bakarsınız ki sizin ürününüzü, patentli ürününüzü sizin reklamınızı yapmadan başka insanlar sizin reklamınızı kendinde yapmaya başlarlar. Yine patentinizi kurulacak olan bir şirkete sermaye olarak koyabilirsiniz, iş sahibi olabilirsiniz. Türk Ticaret Kanunumuza göre herhangi bir kişi sahip olduğu patent, marka, tasarım gibi yazılım gibi hakları bir değerleme raporuyla birlikte kurulacak olan bir şirkete sermaye olarak koyabilir. Bunu da şöyle örnek verebiliriz. 1 milyonluk bir şirket kurulacak, 1 milyon sermayeli. 500 bin TL nakit koyacak bir ortağınız var. Sizin de bir patentiniz var. Patentinizde 500 bin TL değer biçtiniz. Değerleme raporu oluşturdunuz. Yani siz 1 milyon TL'lik şirkette %50 ortak olabilirsiniz. Bu şekilde bir patentinizi sermaye olarak koyabilirsiniz. Buna Türk Ticaret Kanunu izin veriyor. Patentler herkes için bir fuar görevi görür. Şirketler için de fuar görevi görür. Aynı zamanda patentler teknolojik istihbarat aracıdır. Yani elimizin altında fuarlara gitmeden, tabii ki fuara gitmek canlı canlı görmek daha güzeldir ama imkanınız olmadı diyelim. Rakipleriniz, ürünleriniz oturduğunuz yerden, tabii ki onların web sayfasına girip inceleyebilirsiniz ürünler kısmında. Ama elimizin altında sektörel anlamda bütün dünyadaki patentleri teknik detaylarına kadar 120 milyondan fazla 1790'lardan beri yapılan bütün patentleri, bütün teknik envanteri inceleyip bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Şirketleri yani rakiplerinizi, sektörel rakiplerinizi takip edebilirsiniz ve onların henüz daha üretime konulmamış, yani pazara çıkmamış, piyasaya çıkmamış ürünlerini bile patent takibi yaparak, patentleri inceleyerek bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani patentler gerçekten de fuar görevi görür, aynı zamanda teknolojik istihbarat aracıdır. Yani rakipleriniz için teknolojik istihbaratlarını yapmış olursunuz ve bu konuda bilgi sahibi olursunuz. Rakibinizin tabii ki bazen ürününü alıp incelersiniz. Örneğin bakarsınız nelerden oluşuyor falan, bu da bir araştır ama patent bunların daha üstündedir. Oturduğunuz yerde bütün dünyadaki rakiplerinizi inceleyip 5 sene sonra belki hangi ürünleri öteceğini öğrenebilirsiniz. Bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Patentler aynı zamanda ülkeler için bilim, sanayi ve teknoloji gelişimi hızlandırır, teşvik eder. Bilimsel arşiv ve envanter niteliği taşır. Dediğimiz gibi 120 milyondan fazla patent şu anda dünya çapında yayınlanmakta ve bunlara oturduğumuz yerden evimizde, iş yerimizde, fark etmez ofisimizde, okulumuzda, internet ortamında bunların hepsine ulaşabiliyoruz ve ücret vermeden ulaşabiliyoruz. Tabii ücretli siteleri var, ücretsiz siteleri var. Hangisini tercih edersek ama herhangi bir patent araştırması konusunda kendimizi geliştirirsek 120 milyondan fazla patente oturduğumuz yerden ulaşabiliriz. Patentler aynı zamanda toplumsal fayda için verildi. Patentler amacı toplumun refahını dağıtmaktır. Şöyle düşünelim. Patentler olmasaydı, yani patent koruması diye bir sistem olmasaydı şu andaki teknolojiye ulaşmamız imkansız gibi bir şeydi. Çünkü şirketler para kazandıkça, yani belli bir süre patentini alıp, yaptıkları ürünlerin patentini alıp
20 sene boyunca ya da fayda modeli 10 sene boyunca tekel olarak o ürünleri sattıkça daha iyisini yapıyorlar, daha iyisini geliştiriyorlar. Onların rakipleri de daha üstüne çıkıp bir şekilde daha iyisini geliştiriyor. Bu şekilde teknolojik anlamda rekabet arttığı için de toplum da aslında bir refah artmış oluyor. Toplumun da faydası olmuş oluyor. Hem gelir anlamında refah artmış oluyor. Şöyle düşünün. Şu anda işte milli sermaye anlamda yani milli hayırsal milli asır anlamında işte Güney Kore düşünün. Şu anda dünyanın en önde olan ülkelerinde ve potansiyel çok hızlı artan bir ülke. Çin mesela aynı şekilde nüfusu çok olmasına rağmen geliri çok olan bir ülke ve potansiyel işte şu anda katlanarak gidiyor. Yani Japonya, Almanya, Amerika, Güney Kore'nin yaklaşık iki katından daha fazla Çin'in yıllık patent sayısı şu anda. Ya da Amerika örnek verdiğimizde 1790'dan beri şu anda 11 milyondan fazla patent almışlar ve kişi başına düşen milli gelirleri gerçekten de Türkiye'nin birkaç katı, yani ülkemizdeki milli gelirin birkaç katı. Bu nedenle patentler aynı zamanda toplumun refahını artıran bir sistemdir, patent sistemi aslında. Patentler aynı zamanda şirketler için bir iletişim aracıdır. Patenti çok olan şirketler yaptıkları icatlarla, buluşlarla, yaptıkları inovasyonlarla sürekli basında yer alırlar. Bunların çoğu da ücretsiz yer almadır. Yani durduk yere başka internet siteleri, portallar, işte televizyonlar, teknoloji kanalları sizin reklamınızı yapabilirler. Yani patentinizin sayesinde reklamınızı yaparlar ve çoğu da bu reklamları ücretsiz olacaktır. Ve bu şekilde patent aldığınız zaman bedava reklamınızı yapmış oluyor. Aynı zamanda patent rakiplere karşı bir bariyer görevi görür. Yani sizin yaptığınız buluşu başka insanlar aynısını tabii ki yapamazlar. Çok daha farklı yollarla gidip tabii ki yeni ürünler yapabilir ama sizin buluşunuz 20 sene boyunca ya da fayda modelleri için 10 sene boyunca yapamadıkları için bu başka insanların, başka şirketlerin sizin buluşunuzla alakalı pazara girmesinde bir bariyer görevi görmektedir. Bu şekilde patent bu maddeleri alt alta koyduğumuzda gerçekten çok büyük önemi vardır. Tabii ki ülkemiz 1 milyon patente ulaştığında göreceğiz ki ülkemizin sanayi gelişmişliği, işte ondan sonra inovasyonla alakalı ve katma değerli ürünlerle alakalı ihracat da gelişecek ve bizim ülkemizde de aslında parasal anlamda ve milli gelir anlamda ve işsizliğin azalması anlamda bayağı bir katkı olacaktır. Ülkemizde tabii ki patent kanunu aslında ilk patent kanunlardan birisi. Örneğin işte Venedik patent düzenlemesi, 1790 ABD patent kanunu, 1790 Fransız patent kanunu gibi Alman patent kanunu alt alta yazdığımızda 1879 yılında aslında ilk patent kanunlarından birisi çıkmış ülkemizde. Osmanlı İmparatorluğu zamanında İhtira Bayratı kanunu çıkmış. Tabii ki bu kanunumuz 1995 yılında 551 sayılı kanun hükmünde kararname çıkana kadar devam etmiş. Ondan sonra 2017 yılında da 67-69 sayılı İslam Hükümet Kanunu çıktı. Yani aslında ülkemizde patent yabancı değil. Patent 2000'den sonra çıkan bir şey değil. Patent 1879'dan beri var ülkemizde. Ve biz Türkiye Patent Hareketi olarak 1879 İhtira Bayratı Kanunu'nun 150. yılı olan 2029 yılında 1 milyonuncu patente ulaşmak istiyoruz. Böyle bir hedef yola çıktık. Bu nedenle bütün üniversitelerimiz, sanayi odalarımız, organize sanayi bölgelerimizle birlikte farkındalık eğitimlerimize devam ediyoruz. Yani bütün mühendislerimizin işte ülkemizde bir patent borcu var diye bu anlamda söylüyoruz. 1879'un 150. yılı olan 2029 yılında 1 milyoncu patente ulaşacağız diyoruz. Hedefimiz bu şekilde. Fayda modeli gelelim. Fayda modeli yine bir sanayi mülkiyetin türüdür ve bir patent türüdür aslında. Fayda modeli küçük patent diyebiliriz kısaca. Yine Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayi uygulanabilen buluşlara verilen bir fayda modeli koruması. Neden böyle bir koruma çıkmış? Diğer sisteme göre yani incelemeli patente göre daha kısa zamanda çıkıyor. Daha az maliyetle çıktığı için de böyle bir koruma var. Bazı ülkelerde var fayda modeli koruması. Bazı ülkelerde yok ama ülkemizde 1995 yılında gelen 551 sayılı kanun hükmünde kararname de gelmişti. Daha sonra 2017'deki sanayi mülkiyet kanununa da fayda modeli koruması devam etti. Ama ikisi arasında bir fark oldu. 551 sayılı kanun hükmünde kararname zamanında yani 1995'te getirilen kararname zamanında araştırma raporu düzenlenmiyordu. Her gelen her başvuruya fayda modeli belgesi %95-98 oranında alınabiliyordu. Yenilik özelliği bakılsa bile eğer ispatlanamaz yani çok itiraz gelse bile patent başvuru sahibi, fayda modeli başvuru sahibi ben fayda modeli belgemi almak istiyorum derse alabiliyordu. Ama şu anda kanun değişti. Fayda modeller için de araştırma raporu geldi. Fayda modelinde itibarı artmış oldu. Daha önceki kanun hükmünde kararname zamanında mahkemeler nezdinde fayda modeli koruması biraz daha itibarı zayıf olan bir korumaydı. Çünkü fayda modellerin birçoğu iptal edildi. Hükümsüzlük davalarla hükümsüzlük hale getirilmiş oldu. Binlerce dava oldu bu konuda. Yani çünkü firmalar, kişiler işte 5 sene, 10 sene önce yapılan ya da yurt dışında gördüğü bir ürüne gelip fayda modeli belgesi almaya çalıştılar ülkemizde ve aldılar. Ondan sonra başka insanlar da bunlara dava açtılar ve fayda modeli iptal edilmiş oldu. Ama yeni kanun zamanında biraz daha
araştırma raporuna önem verildiği için fayda modellerini de mahkemeler nezdinde itibarını arttığını söyleyebiliriz. Tabii ki fayda modelinin patente göre avantajları da var. Özellikle COBİ'lerimizin, işte küçük orta büyüklükteki işletmelerimizin mütevazi buluşların korunması ve ekonomik varlıktan sürdürmeye hizmet etmesiyle amacıyla yapılan bir sistem. Dediğim gibi dünyanın birçok ülkesinde var. Mesela Çin'de var, Japonya'da var mesela, Almanya'da var, Güney Kore'de var. Ama bazı ülkeler fayda modeli korumasını kabul etmemiş. Sadece patent koruması sağlıyor. Çok basit buluşlara bile, yani yeter ki yenilik sağlasın, yenilik sağlaması şartıyla, fonksiyonel bir özelliği olması şartıyla çok basit buluşlara bile fayda modeli belgesi alabilirsiniz. Fayda modeli belgesi patente göre zaman ve masraf açısından daha kolaylık sağlamaktadır. Aynı şekilde fayda modeli belgesi daha çabuk çıktığı için belge olarak daha çabuk çıkması nedeniyle mahkemelerde daha hızlı koruması sağlar. Çünkü biraz önce bahsetmiştik, bir patent belgesi 3 yıldan fazla sürüyor belgesinin çıkması, ama fayda modeli 1,5-2 sene içerisinde belge alınabiliyor. Bu nedenle eğer sizin fayda modeline buluşunuz taklit edilirse dava açarsınız, daha hızlı netice alabilirsiniz. Yani çabuk hareket edebilirsiniz mahkemelerde. Tabii ki yine başka bir amaç da en üst seviyedeki işte bir cep telefonu gibi ya da başka böyle bir televizyonun parçası gibi çok daha böyle teknolojik buluşlar gibi bunun yanında üretim artan ya da üretimi basitleştiren, işte kaliteyi yükselten, üretim usulü uygulamasını değiştiren küçük buluşlara da teknik gelişme önemli katkılar olması şartıyla bir fayda modeli belgesi veriliyor. Biz fayda modeli belgesini küçümsemeyelim diyorum tekrardan. Özellikle firmalarımızın, startuplarımızın, üniversitelerimizde de olabilir. Yani çok basit bir ürün olabilir ama gerçekten de fayda modeli belgesi bazen patentten bile fazla para da kazandırabilir. Yeter ki dediğim yenilik olsun. Yani başka ülkelerde bulunmasın. Daha önce patent belgesi alınmamış olsun. Eğer buluşunuz yeni ise ve patente değer değilse, yani tekniğin bilinen durumunu aşmıyorsa ama en azından basit bir buluş niteliğinde bile olsa fayda modeli belgesi almanızı tavsiye ediyoruz. Patentler ve fayda modeli belgesi arasındaki farklara tekrardan bir tablo halinde baktığımızda bu önemli, çünkü yenilik kriterimiz dünya çapında ve Türkiye'de yenilik kriteri patentler için ve fayda modeller için aranan bir özellik. Buluş basamağı, yani tekniğin bilinen durumu aşması basamağı şartı. Bu sadece patentler için aranan bir özellik. Yani incelemeli patentlerde bu şart aranıyor. Ama fayda modellerde tekniğin bilinen durumu aşması şartı. Yani buluş basamağı şartı aranmıyor. Sanayi uygulamaları olma şartı patentler ve fayda modeller için ortak özellik. Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler sadece patentle korunur, fayda modeller korunmaz. Eczacılıkla ilgili maddeler, işte biyoteknolojik maddeler, kimyasal maddeler, bunlar sadece patent belgesiyle korunabilir, fayda model belgesiyle korunmaz. Yani eczacılıkla ilgili işte ilaçlara, kimyasal buluşlara ya da biyoteknolojik buluşlara fayda model belgesi alamıyoruz. Böyle bir kural var. Bu bütün dünyada bu şekilde zaten. Fayda model belgesi değil de patent belgesiyle korunabiliyoruz. Araştırma raporu patentlerde ve fayda modellerde istenen ortak özellik, dediğimiz gibi yeni kanun zamanında fayda modeller için geldi. Eskiden yoktu. Şu anda ortak özellik. İnceleme raporu patentlerde aranıyor. Fayda modellerde böyle bir rapor yok. En önemli farklardan bir tanesi bu. Koruma süresi patentlerde başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Fayda modellerde 10 yıldır. En önemli farklardan bir tanesi de koruma süresi bakımından. Patent başvurusu ya da fayda modeli başvurusu işte bir, yani ulusal başvuru ya da uluslararası başvuru yapılabilir. Ulusal başvuru Türkiye'de yaptığımız için mesela. Örneğin Türk Patent ve Marka Kurumu'nda 1 Ocak 2022'de başvuru yaptıysak patentimizi, yurt dışına 12 aylık süre içinde mutlaka gitmemiz gerekiyor. Biz buna rüşen hakkı diyoruz. Yani yurt dışı başvurusuna birazdaki slaytlara gelecek. Yurt dışı başvurusu yapmamız için 12 aylık süreyi mutlaka kullanmamız gerekiyor. 12 aydan sonra artık bizim patentimiz dünya çapında yenilik özelliği kaybettiği için sadece Türkiye'de korunacaktır. Başka ülkede korumamamız artık mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 12 aylık süre içerisinde yurt dışı başvurusu yapmamız gerekiyor. Örneğin yurt dışında ya da Türkiye'de ulusal başvuru Türkiye'de yaparsınız ya da örneğin Almanya'da, işte Fransa'da, Güney Kore'de tek tek de başvuru yapabilirsiniz isterseniz. Ya da Avrupa patent başvurusu yaparsınız 12 aylık süre içerisinde veya ulusal patent başvurusu, yani PCT sistemini kullanarak 12 ay içerisinde PCT'ye başvurmak şartıyla ondan sonra 30 aylık sürede kullanarak yurt dışındaki bütün ülkeler, yani 146'dan fazla ülkeye aslında PCT başvurusu yapabilirsiniz. Bu da güzel bir sistem. Yani aynı anda bütün dünya yapma hakkına sahip değilsiniz ama yani ona para yetmez çünkü, ama 12 aylık süre içerisinde rüçhan hakkını kullanarak Avrupa patentine ya da PCT'ye başvurup ondan sonraki süreçte diğer ülkelere başvuru yapma hakkını elde edersiniz ve maliyetinizi zamanla yayabilirsiniz. Peki patent hakkı ne zaman sona erer? Patent korumasının dolmasıyla, yani patentler için 20 yıllık sürede oldu. O zaman bu patentiniz halka mal olmuş demektir ve isteyen herkes sizin patentinizi artık kullanabilir. Koruma süresi dolduktan sonra siz tekrardan buna başvuru yapamazsınız. Yani bazen görüyoruz, tabiri caizse uyanıklık yapmaya çalışıyorlar insanlar, firmalar. Bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz.
ülkemizde de oluyor, yurt dışında da oluyor. Çok küçük bir farkla, böyle çok küçük bir şey ekleme yaparak aynı patenti ya da fayda mıdır başvurmaya çalışıyorlar ama bunu ispatlarsanız mahkemede iptal edebilirsiniz. Yani uzmanın gözünden kaçsa bile siz daha sonra bunun aynı patentin devamı olduğunu, aynı patentin hiçbir şekilde değişiklik yapmadan sadece kelime oyunlarıyla aynısını başvurduğunu ispatlarsanız iptal ettirebilirsiniz. Başvuru sahibi patent hakkında vazgeçebilir, fayda mıdır hakkında vazgeçebilir. Bu şekilde patent hakkı ya da fayda mıdır hakkı sona erebilir. Aynı şekilde yıllık ücretlerin ve ek ücretlerinin ödenmemesiyle birlikte patent hakkı sona erecektir. Çünkü size patentinizi aldıktan sonra ya da patent işleminiz devam ederken henüz belge almadığınız da olabilir. Patentin yıllık ödenen ücretleri vardır. Patentler için 20 sene boyunca fayda mıdır ödeşin 10 sene boyunca bu yıllık ücretler ödenmesi lazım. Ödenmezse bu hakkını sona erer ve halka mal alacaktır. Şöyle şeyle karşılaşıyoruz. Bazen patentlerin ve faydalı modellerin yıllık ücretlerinin takibi vekalet verirseniz vekiliniz tarafından takip edilir ve size işte bir ay önce, iki ay önce ya da üç ay önce bildirilir ve zamanında yatırmaya çalışılır. Bazen şunu görebiliyoruz. Ya benim işte muhasebecim örneğin takip ederim bunu ben ya da ben takip ederim alarm kurarım diyor mesela patent sahibi. Ama unutuluyor bir şekilde ihmal ediliyor. Bir bakıyoruz ki belki de milyon dolar olacak olan bir patent. Sadece yıllık harçlarının 300 lira, 500 lira, bazen 2000 lira kadar çıkabiliyor. Ödenmemesi nedeniyle halka mal oluyor ve artık işlemden kaldırılıyor. Hatta biz şöyle şeyde biraz denk geliyoruz. Bazen davalık oluyor. Yani ki bir dava açıyoruz birisine ya da birisi bize dava açıyor, bizim müşterimize, müvekkilimize. Dava sürecinde bile firma patentini ya da fayda mıdır yıllık ücretini yatırmayı unutuyor. Diyelim ki 6 aylık süreçte cezalı süresi, biz onu da bekledik diyelim örneğin. Bir de telafi süresi var. Telafi süresi geçtikten sonra diyoruz ki mahkemeye diyoruz ki bu patentin koruması sona ermiştir. Bu patent artık halka mal olmuştur. Türk patente yazı yazsın diyoruz örneğin. Türk patente yazı yazıldıktan sonra Türk patentten gelen cevap bir bakıyoruz ki cevapta işte bu patent şu numaralı patent ya da fayda modelinin artık yıllık ücretleri ödemediği için süresi dolmuştur. Artık halka mal olmuştur. Yani bu şekilde bir cevap geliyor. Artık mahkeme yani sizin açtığınız dava baktığınız zaman yani önemli olan bir konu aslında taraflar için önemli olan bir konu sırf 2000 lira, 3000 lira ya da 1000 lira katı yılına göre değişiyor çünkü ücretin ödenmemesi nedeniyle artık halka mal olduğu için dava bu şekilde bitmiş oluyor. Yani davayı kaybetmiş oluyor patent sahibi burada aslında patenti olduğu halde. Bu nedenle patentlerin yıllık ücretleri önemli. Bunu tekrardan önemine binaen vurgulamak istiyorum. Katma değeri yüksek ürünlerle alakalı kısaca bahsetmek gerekirse yani patentli ürünlerin her zaman katma değeri daha yüksek olacaktır ve ihracatımıza katkı sağlayacaktır. Tabii ki burada örneğimizde bunu ben bir seminerde almıştım. Bir derneğin seminerinde altta şey yapmadık herhalde görmedim şeyi. Bir ton kiraz yani bir tarım ürününe işte baktığımız zaman tabii ki tarım ürünleri çok önemli ve önemi her geçen gün artmaya devam edecek. Bunu tarım ürününü küçümsemek için söylemiyoruz burada. Yani sadece katma değeri ürünlerin önemli olduğunu belirtmek için bu örneği veriyoruz. Bir ton kiraz 1000 dolar örneğin. İşte bir doblo arabaya baktığınız zaman 10.000 dolar. Şu anki fiyatlarla biraz daha artıyor bu çünkü. Araba fiyatları çok yükseldi. İşte markalı bir kot pantolon 100.000 dolar. Bir tonla hesaplıyoruz. Cep telefonuna bakıyoruz. Tabii ki cep telefonunun da yani markasına göre şeye göre değişti ama ortalama bir fiyat tabii ki bunlar. 1.000.000 dolar. Kızılötesi biber işte 10 milyon dolar. Böyle devam ediyor. Bir kalp stendi 1 gram bile olan ağırlığı 1 gram bile olan bir olmayan bir, belki de bir kalp stendi şu anda 5 bin dolarlar civarında. Yani bunu tabii ki tonla satılmıyor ama kafamızda canlandırmak amacıyla bunu söylemiş oluyoruz. Yani şöyle diyelim bir uçak dolusu işte Çin'den cep telefonu geldiğini düşün mesela. Bir bunun parasını hesaplayalım. Bir de bizde bir uçak dolusu kot pantolon gittiğini düşünün. Ya da bir uçak dolusu işte kiraz satılmış ya da bir gemi dolusu mobilya satıyoruz ya da çimento satıyoruz. Bunlar tabii önemli ihracat rakamlarımız ama katma değeri ürünlerle kıyaslamak anlamda söylüyorum. Ya da bir gemi dolusu cep telefonuna gittiğini düşün bir ülke satıldığını düşün mesela. Aradaki farkı kıyaslamada çok büyük bir rakam ki kilogram başına ihracatımız şu anda ülke bazında 1,5 dolar civarında. Ülkemizin kilogram başına ihracat rakamı 3 dolar 4 dolarlara çıktığı zaman yıllık zaten hedeflenen işte daha önce 10 yıl önce hedeflenen bir rakam vardı. 500 milyar dolar ihracat hedefi vardı ülkemizin. Bu hedefe çok rahat ulaşabiliyoruz. Bu nedenle patentli ürünlerin ihracata da katkısı büyüktür. Bunu da vurgulamakta fayda var. Örneğin geçenlerde basında çıkan Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı TS1400 markalı numaralı ihracat değeri 6 bin dolar olan bir helikopter motorumuz. Bunu yakında
şey devam edecekler. Ekran devam etmiyor mu şu anda? Pardon. Ha, tamam. Bu ürünün, yani helikopter motorunun kilogram başına ihraç değerinin 6000 dolar olduğunu söyledi Sanayi Bakanımız. Yaklaşık 5-6 ay oldu zannedersem basında çıktığı zaman. Yani bu ürün gibi örneğin işte birkaç tane daha ürün olsa, 100 tane ürün olsa, yani kilogram başına ihraç değeri 1000 dolar ve 1000 dolar üstünde olan 100 tane ürün olsa ülkemizde ve göreceksiniz ki ihracat rakamının ortalaması kilogram başına daha da yükselecektir. Bu nedenle de tabii ki üniversitelerimiz, içindeki teknokentler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, bunların hepsi ve sanayicilerimiz katma değerli ürünlere çok önem vermesi gerekiyor. Özellikle de patentli ürünlere çok önem vermemiz gerekiyor ve patent hedefimiz olması gerekiyor mutlaka. Patentten gelir elde etmek mümkün mü? Zaten patentten gelir elde etmek için yapıyoruz. Yani patentten para kazanmak için buluş yapmamız gerekiyor. Tabii ki kariyer için patent yapılabilir. Bu da bir tercihtir ama nihai hedefimiz, en sonunda hedefimiz mutlaka bu yaptığımız buluştan para kazanmak olmamız gerekiyor ki buluştan para kazanırsak yeni buluşlar yaparız ve hem insanlığa faydamız olmuş olur, hem ülkemize faydamız olmuş olur, hem de kendimize faydamız olmuş olur. Ürünümüzü kendimiz üretirsek, firma kurduk, kendimiz ürettik, o şekilde para kazanabiliriz. Ya da başka firmaya ürettirip fason üretim yaptırırız, ürünü biz satarız, o şekilde patent ürünümüzden para kazanabiliriz. Ya da bütün patent hakkımızı başka firmalara, başka şahıslara devrederiz. Tamamen bütün hakkımızı devrederiz, bu şekilde patentimizden toplu bir para elde edebiliriz. Veya patentimizi lisans veririz, yani kiralarız, yıllık, işte 5 yıllık, 10 yıllık fark etmez. Ya da ülke bazında ya da bölge bazında kiralarız, tane başına ya da ciro başına, yani ciro üzerine yüzdelikle gibi çeşitli yöntemlerle patentimizi lisans yoluyla kiralayarak patent hakkında gelir elde edebiliriz. Yani her sektörün geliri, lisans geliri farklıdır. Diyelim ki bazı sektörlerde %1'den başlar ama %15'e kadar çıkan lisans royalty bedelleri vardır. Çünkü bu her sektörün katma değeriyle alakalı bir şeydir. Pazar payıyla alakalı bir konudur. Aynı şekilde işçi buluşları, yani bir firmada bulunan işçiler, mühendisler de yaptıkları buluşa patent alındığı zaman ve bu patentten para kazanıldığı zaman işçi buluşları yönetmenine göre buradan kazanç elde edebilir. Aynı şekilde çalıştıkları firmalar da kendilerine ödüller verebilir. Yani patentle alakalı, buluşla alakalı ödüller verebilir ve buradan gelir elde edebilirler. Şu anda dünya çapında biraz önce bahsettiğimiz gibi 120 milyondan fazla patent belgesi var ve her yıl 3 milyondan fazla yeni patent alınıyor. Yani literatüre, patent envanterine, bilimsel envanterine aslında 3 milyondan fazla patent dosyası girmiş oluyor. Bu nedenle patent araştırması çok önemli ve herhangi bir araştırma yapacağımız zaman, herhangi bir Ar-Ge çalışması, yeni bir ürün üreteceğimiz zaman ve patent başvurusu yapacağımız zaman aslında bunları yapmadan önce mutlaka var olan patent dosyalarından, var olan patent dokümanlarını mutlaka araştırmamız gerekiyor. Sizin aklınıza gelen, sizin üretmek istediğiniz ürünü ya da patenti, işte fayda modeli başka firmalar belki 5 sene önce, 10 sene önce yapmış olabilirler. Yani Amerika'yı kendinden keşfetmemiş olursunuz ve 5-6 ay belki de 1 sene yapacağınız çalışma neticesinde hayal kırıklığına uğramamak için daha işin başında patent araştırması yapmamız gerekiyor. Patent araştırmasını nasıl kullanabiliriz? Tekniği bilinen durumunu öğrenirsiniz. Çünkü biraz önce dedik, tekniği bilinen durumunu aşmamız gerekiyor bizim bir patent başvurusu yapmamız için. Rakiplerimizin teknolojisini takip ederiz patent araştırmasıyla. Başkalarının patent haklarını ihlal etsin, ortadan kalmış olsun. Neden? Çünkü siz bir ürün üreteceksiniz. Eğer sizin yapacağınız ürün başkası tarafından daha önce patentlenmişse, belgesi alınmışsa, eğer siz patent araştırması yapmadan üretime girerseniz, pazara girerseniz ve başkasının patentini ihlal etmiş olursunuz, buradan tazminat riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dava riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ürünlerinizi toplatabilirsiniz. Tazminat yiyebilirsiniz maddi manevi anlamda ve belki de kalıplarınızı el konabilir. Yani buradan zarar edebilirsiniz. Bu nedenle patent araştırması yapmadan üretime girmemek gerekiyor. Aynı şekilde patent araştırması yaparak buluşumuzda patent başvurusu yaptığımız zaman bu başvurumuzun kalitesini de artırmış oluruz. Yani daha önceki patentleri araştırıp bunlara da atıf yaparak bir dosya hazırladığımızda hem buluşumuzun kalitesi artmış olur, patent başvurumuzun kalitesi artmış olur. Aynı zamanda teknik bilinen durumunu daha güzel anlatmış oluruz. Bu şekilde patent araştırması önemli bir konu aslında. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de tabii ki aldığımız patenti satmak için alıyoruz. Dediğimiz gibi ticaretleştirmek için alıyoruz. Yani patentimizi satmadan bir şekilde onlarca patent alsak bile bir şeye yaramaz. Yani 100 tane patent aldık ama hiçbirisinde para kazanamadık. Belki de daha sonra 100 tane patentin bize yıllık bir belli miktarda masrafı olacaktır ama 100 patentin, diyelim ki üniversitemiz 100 patent aldı. Bu 100 patentten işte 5 tanesini 1 sene lisans verdi. Bir sonraki sene 5 tanesini lisans verdi. Bu şekilde bir
ekosistem kurarak bir devir daimi sistemiyle daha sonra belli bir zaman sonra kâra geçecektir. Öncelikle patent masraflarını çıkartacaktır. Daha sonra kâra geçecektir ve belli bir zaman sonra da patentlerden iyi bir para kazanmaya başlayacaktır ki şu anda bunun örnekleri özellikle Amerika'da, işte Almanya'da, Japonya'da gibi, Güney Kore gibi ülkelerde patentten çok miktarda para kazanan ve patent lisanslarından para kazanan üniversiteler mevcut şu anda. Tabii ki patentimizi ticaretleştirmeden önce, yani başkasıyla bir firmayla patentimiz varsa masaya oturmadan önce bazı soruların cevabını bilmemiz gerekiyor. Patentimizin hangi sorunlar çözdüğünü bilmemiz gerekiyor. Yani bizim işte bulduğumuz çözümü başka hangi mevcut yöntemlerle çözebiliriz? Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani bizim patentimizin piyasada başka benzerleri var mı yok mu? Başka çözüm yöntemleri var mı? Bunları bilmemiz gerekiyor ki masada daha güçlü olalım. Hangi alanlarda uygulama alanı var? Yani bizim patentimiz örneğin tıp alanında uygulama alanı var ama belki de aynı patenti başka bir alanda, tekstilde ne bileyim, mobilyada başka bir alanda, kimya sektöründe uygulanabilirdir. Bu şekilde aynı patenti birkaç sektöre bile uygularsanız daha çok lisans parası kazanabilirsiniz. Bu önemli bir olay. Pazarı bilmemiz gerekiyor. Yani pazar fırsatlarını bilmemiz gerekiyor. Bizim patentimizin hedef kitlesi kimler, hangi firmalara, hangi şahıslara, hangi yaş grubuna hitap ediyor? Bunların hepsini bilerek bilmemiz gerekiyor. İşte benzer uygulama patent var mı? Benzer patentlerle birleştirebilir miyiz? Acaba daha katma değerli ürün haline getirebilir miyiz? Patentimizin olgunluk seviyesini bilmemiz gerekiyor. Hemen üretilebilir mi? Ya da daha neler üstüne katmamız lazım üretebilmek için patentimizi? Aynı şekilde tamamlayıcı patentler var mı? Bunları bilmemiz gerekiyor. Acaba satarak tamamen bütün haklarımı satarak mı daha iyi para kazanabilirim? Ya da satmasam sadece ürün başına lisans versem ya da yıllık ciro üzerinden lisans versem daha mı çok para kazanabilirim? Yani bunların hepsini çok iyi tartarak masaya oturmamız gerekiyor. Bunları bu soruların cevabını bildiğimiz zaman bu şekilde masaya oturursak satış masasına ya da lisanslama masasına o zaman daha dikkatli olmuş oluruz. Zaten lisans ya da satışla alakalı konuda yanımızda mutlaka uzman birisi, patent vekilimiz, işte patent avukatımız kimse bir şekilde birisinden destek alarak masaya oturursak daha faydalı olacağını söyleyebiliriz. Biraz önce bahsettik. Patentin yenilik özelliğini olmadan araştırmamız gerekiyor. Yani bu patent daha önce piyasada var mı yok mu? Bu şekilde teknik detaylara giderek araştırmamız gerekiyor ama bunları yaparken tabii ki aynı zamanda bizim yaptığımız buluş pazarda yer bulabilecek mi, satılabilir mi, satılamaz mı? Hangi hedef kitlesini hedef ediyoruz? Bu anlamda pazarlanabilirlik araştırması yapmamız gerekiyor aslında ki eğer bunu daha işin başında, daha patent başvurusu yapmadan önce buluşumuzun detaylarını yazarken, buluşumuzu yaparken işte Ar-Ge çağırması, Ü-Ge çağırması, ürün gelişme çalışması yaparken eğer bunları yaparsak, yani pazarlanabilirlik araştırmasını yaparsak daha kolay ticaretleşme yapacağız, daha kolay patentten para kazanacağız demektir. Bu nedenle tavsiyemiz daha işin başında sizin ürününüzü, sizin patentinizi kimler satın alacak, kimlere satacaksınız, hedef kitleniz kimler ya da kimler bu ürünü üretebilir. Bunları bilerek patent başvurusu yapmamızda fayda var. Bu şekilde hızlıca patentinizden para kazanıp patentinizi ticaretleştirebilirsiniz. Patentle marka arasında bir doğru orantı var. Yani patent sayısının çok olması firmalara aynı zamanda marka itibarının artmasına sebep olur. Markasının değerlenmesine sebep olacaktır. Dünyanın en değerli 100 markasının yayınlandığı bir sistem var. Her zaman yayınlanıyor. Yani her sene diyor ki dünyada en çok değerli olan ilk 100 marka şunlardır şeklinde. Hatta bu artık Türkiye için de yayınlanıyor. Biraz önce bahsettiğimizde Türk Hava Yolları'nın şeyini geçen sene yayınlanmıştı mesela. Her sene yayınlanıyor. Aynı şekilde dünyada da dünyanın en çok değerli olan ilk 100 markası sürekli yayınlanıyor. Biz şöyle bir araştırma yaptık. Acaba bu ilk 100 markanın en çok patent alanları kimler ve patentle marka arasında bir doğru orantı var mı yok mu bunu araştırmaya çalıştık ve gerçekten de gördük ki en çok patent alan firmalar gerçekten de en çok değerli olan markalar. Yani patent sayısı arttıkça, patentin önemine inandıkça ve tüketici kitleniz sizin patentinizi kullandıkça, patentli ürünlerinizi kullandıkça sizin marka değeriniz de artıyor ve bu şekilde marka sayısıyla patent sayısıyla marka değeri arasında da doğru bir orantı var. Yani örneğin işte 300 bin, Samsung'un 300 bin tane patenti var. Gördüğümüz gibi. 300 bin tane patent Türkiye'nin toplam patent sayısından bile fazla. Yani Güney Kore'nin bir Samsung firması şu anda ülkemizin toplam patent sayısından fazla patent yapmış. Bu şu anlama geliyor. Güney Kore 1950'li yıllarda bizim savaşa gittiğimiz, kendilerine yardım ettiğimiz Güney Kore ki 1960'lı yıllarda Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yarısı kadar bile ekonomisi yokmuş. Yani bunu kitaplarda okudum ben. Mutlaka duyan da vardır. Yani daha önce Güney Kore gerçekten de fakir bir ülkeydi. Zaten savaşta çıkan bir ülke. Ondan sonra bayağı fakirleşiyor ama belli bir süre boyunca bu Ar-Ge çalışmalarına ve yurt dışındaki yatırımcıların, kendi ülkenin yaptığı yatırımların daha sonra yerlisini yapmaya önem verdikten sonra yani bir otomobil fabrikası kuruluyor ülkede.
yabancı bir ortakla birlikte örneğin. Ama oradaki yönetim diyor ki 5 yıl içinde siz bunu yerleştirmezseniz ben size teşvik vermem ya da ne bileyim işte sizi bu konuda korumam diyor. Yani böyle bir farklı bir yöntem izleyerek Güney Kore belli bir zaman sonunda patent konusunda ileri gidiyor ve teknoloji konusunda şu anda dünyada tamamen bir ülke oldu gerçekten de ve dünyada zengin bir ülke oldu. Sadece Samsung dediğiniz gibi 300 binden fazla patent yapmış. Tabii ki Samsung firması patent sayısını nasıl artırdı? Bunu şöyle diyorlar. Hem inovasyon Ar-Ge'ye çok önem veriyorlar, patente çok önem veriyorlar. Artı Rusların bulmuş olduğu, Rus bilim adamı Yannick Astor'un bulduğu TRIZ yöntemini Samsung firması 30 binden fazla mühendisine eğitim verdirmiş 90'lı yıllardan sonra. 30 binden fazla mühendisine TRIZ eğitimini verdirmiş, TRIZ yöntemini öğretmiş. Çünkü TRIZ yöntemini bilen mühendisler, insanlar daha çok patent yapabilir, daha hızlı buluş yapabilir. Bu eğitimi izleyen herkese TRIZ ile alakalı Google'a girip bakıp TRIZ neymiş diye merak edip bakmanızı tavsiye ediyorum özellikle. Samsung firması dediğimiz gibi 30 binden fazla mühendisini TRIZ konusunda eğitti. Mesela ülkemizde de benim bildiğim kadarıyla işte Arçelik var, Vestel firması var. TRIZ konusunda kendi mühendislerine eğitim veren firmalardan. Bunların da patent sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. TRIZ konusunu öğrenen öğretim üyelerimiz, mühendislerimiz her zaman daha çok patent yapacaktır. Daha kaliteli patent yapacaktır ve aralıkları teknik çözümlere hızlı çözüm bulacaklardır. TRIZ yöntemini mutlaka öğrenin diyorum. Peki patent, buluş yaptık ama buluşumda patent almaya değer görmedik. Buluşumda patent almazsak ne olur? Eski bir hikaye ama bu böyle çok dramatik bir hikaye olduğu için bunu anlatmak istiyorum. Sadece söylemek istiyorum. Şöyle bir şey, yani 1800'lü yıllarda aslında 1790 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir numaralı patent verilmiş. Bir numaralı patent numarası 1790'da veriliyor ilk patent. Şu anda 11 milyonun fazla patent almışlar. Yaklaşık tabii 200 yıla yakın bir süre olmuş şu anda toplamda. Şu resimde gördüğünüz sistemi işte daha önce o tarihteki petrolle alakalı henüz uçak yok, arabalar yok işte böyle yani petrol çok kullanılan bir ürün değil. İnsanlar yakıt olarak kullanıyorlar ya da işte lamba için kullanıyorlar belki de petrol ürünlerini. Kazmayla kürekle böyle kuyuyla çünkü orada çok çıkıyor petrol ve bu şekilde petrol çıkartıyorlar. Ama Edwin Drake isminde bir demir yolu şefi olan kişi daha çok petrol çıkartmanın pratik bir yolunu buluyor. Altta gördüğümüz önce sistemi yapıyor. Bir petrol kuyusu sistemini yapıyor. Ve diyelim ki bir insan kazma kürekle diyelim ki 10 galon petrol çıkartılsa bu sistemde belki de 1000 galon çıkartıyor örneğin. Ve bunu gören yatırımcılar, başka zengin insanlar, başka firmalar buna geliyorlar. Sana yatırım yapalım, bu işi büyütelim diyorlar ve şirketi büyütüyorlar. Daha çok para kazanıyorlar, daha çok petrol satıyorlar. Ama bir şeyi ihmal ediyorlar, patent almıyorlar sistemlerine. Ve bir yıl içerisinde üst resimde gördüğümüz aynı sistemi kullanan yüzlerce, belki de binlerce firma, şahıs aynı petrol kuyu sistemini kullanarak petrol çıkartmaya çalışıyorlar. Ve petrol talebi de çok olmadığı için arz yüksek olunca petrol galonun fiyatı örneğin 10 sentten 1 sente düşüyor. Bir anda onda bir fiyattan düştüğü için bütün insanlar iflas ediyor ve Edwin Drake iflas ediyor. Tabii ki bunlara yatırım yapan insanlar da iflas ediyor. Sonuçta Edwin Drake yapmış olduğu yönteme patent almadığı için daha sonra Pennsylvania Eyalet Meclisi'nin verdiği bir emekli maaşıyla işte geçimini sağlamış oluyor. Yani eğer patent alsaydı sistemine 20 yıl koruma sağlayacaktı ve biraz daha geliştirip yeni yeni sistemler bulacaktı. Bu şekilde şu anda Edison'un torunlarının işte çok zengin olduğu gibi çünkü onların şu anda büyük elektrik firmaları var. İşte Ford'un diyelim ki torunlarının çok büyük zengin oluyor. Onların işte onlar da sonuçta patentle alakalı çok şeyler var. Bu şekilde bu Edwin Drake'in torunları da çok bu konuda petrol zengin olacaktı belki de ama patent başvurusunu ihmal ettiği için bunu yapamadılar. Bu nedenle yapmış olduğum buluşlara değer verelim. Patent ya da fayda modeline mutlaka koruma altına alalım diyorum. Peki patentiniz ya da fayda modeliniz taklit edilirse ne yaparsınız? Eğer işlemdeyse henüz daha belgenizi almadıysanız biraz önce söylemiştim ihtarname göndermeniz gerekiyor. Çünkü sizin ürününüzü bilmeyebilir insanlar, firmalar evet taklit edilmiş olurlar. Siz kendi patentinizi onlara bildiriyorsunuz. Benim patentim ya da fayda modelim var bunu taklit etmeyin diyorsunuz. Buna rağmen devam ederlerse dava açıyorsunuz. Tabii ki maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. İşte ürünlerin toplatılması talep edebilirsiniz. Ürünleri üreten cihazlara el konulması talep edebilirsiniz ya da ürünün bir kalıbı varsa kalıbı konulabilir. Tabii ki cihaz eğer başka bir ürünü üretmeye yarıyorsa o zaman o ürüne koyulamıyor. Ama o cihaz sadece o ürünü patentli üretmek için üreten bir ürünse ona el koyabiliyorsunuz. Ve davayı kazandığınızda mahkeme kararının Türkiye'de yayınlanan işte en çok tirajlı günlük gazetelerde yayınlaması talep edebiliyorsunuz. Aslında
Şöyle bir olay belki de şimdi yapmak gerekiyor. Yani günümüzde tabii ki insanlar gazete okumuyorlar. Gazetelerin sayısı azaldı. Belki de yeni kanunumuzda değişiklik olursa bunu talep etmemizde fayda var. Şu anda bir anda aklıma geldi bak toplantı devam ederken. Yani bundan sonra aslında hem gazetede hem de günlük internet sitelerinde yani internet ortamında da bunun yayınlanmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü gazete zaten insanlar okumuyorlar. Bu nedenle hem gazete ortamında hem de internet ortamında da bu tebligatı yapılarak bu taklitçi firmaların ifşa edilmesine fayda var. Yani mahkeme kararının internet ortamında yayınlanmasına fayda var aslında. Biraz önce bahsettiğimiz triz yöntemi. Bu konuda yayınlanan iki kitap vardı. Bu ülkemizde yayınlanmıştı. Şu anda baskıları var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Birden Mucit ortaya çıkıverdi triz isminde. Bir de işte ilaç kaldırma kitabı triz diye bir böyle kitap var. İlik kaldırması diyerek. Ama dediğimiz gibi bu sistemi öğrenmek isteyen kişiler Google'a yazdığı zaman yüzlerce bu konuda makalelere onlarca web sitesine ulaşabilirsiniz. Hatta iOS sisteminde, Google Play'de, Android sisteminde TRIZ sistemini anlatan uygulamalar var. Paralı ya da parasız. Yani paralı satan uygulama da var. Yani sistemi öğrendikten sonra daha nasıl pratik çözümleyebilirsiniz bu sistemi? TRIZ yöntemi. O konuda uygulamalar var. Web sayfaları var. İşte YouTube'da eğitimler var. Çok kısmi olarak da olsa. Artı bizim Türkiye Patent Hareketi'nin danışma kurulu üyesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri hocamız, fakültesi hocamız, Metin Orhan Kaya hocamız, profesör doktor. Onun Medium sayfası var, Medium.com'da sayfası var, TRIZ'le alakalı. Ya da işte LinkedIn'de, Twitter'da sürekli paylaşıyor, TRIZ'le alakalı problemler çözmeyi, makaleleri var. Bunu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Belki eğitimlerimiz olacak daha sonra Metin Hoca'nın da. Yani TRIZ yöntemini öğrenirseniz, gerçekten de buluş yapmayla alakalı bazı yöntemleri daha hızlı yaparsınız. Yani beyin jimnastiği yönteminden daha farklı bir yöntem. TRIZ yöntemini öğrenmenizi ben tavsiye ediyorum. Ekimizde Türk patentle alakalı anlaşma sitelerini de ekleyebiliriz. Zaten şeyi paylaşacağız. Birkaç da örnek yapacağım. Eğer vaktimiz yeterse sorular var mı yok bilmiyorum. Şu anda içerik geçiyor. Yani ekrandaki web sayfadan tıkladığınızda herhangi aklınıza gelen herhangi bir kelimeyle ya da firmanın ismiyle gidip işte o firmanın patentlerine ulaşabilirsiniz. 120 milyondan fazla patente ulaşabilirsiniz. Türkiye Patent Hareketi'nin çalışma grupları var. Bunlara da üye olabilirsiniz. Patent kazan kitabını ücretsiz indirip okuyabilirsiniz PDF olarak. Bir de bugün yayınlanan bir kitabımız var. Google Books'ta yayınlandı. O ücretli de gerçi. Patentle sen de zengin ol diyerek. Bunun görseli burada yok galiba herhalde. Onu da alıp okuyabilirsiniz. Sadece şu anda PDF ortamında satılıyor. Sadece internet ortamında satılıyor. Henüz baskı yapılmadı. Tavsiye ederiz. Yani Türkiye Patent Hareketi.org'dan bakıp bütün kitapçıklarına ulaşabilirsiniz. Daha önceki yaptığınız panellerin kitapçıklarına ulaşabilirsiniz. YouTube'da daha önceki seminerlerini dinleyebilirsiniz. Burada da kitapçıklarımız var. Ben sonum burada bitti. Teşekkür ediyorum. Birkaç tane şey göstereceğim sadece. Bitireceğim. Sadece sitelerin bir dakika hemen. Evet, pardon. Ekran gözüküyor mu acaba? Şu an açıldı Ali Bey. Tamam. Şimdi bu, çok fazla soru yok zaten. Şu an iki tane sorumuz var. Yani hızlı bunları sadece göstereyim. Çok fazla internete girmeyeceğim. Girip herkes bakabilir daha sonra. tr.espacenet.com sitesinde dünyadaki bütün patentlere ulaşabilirsiniz. Yani detaylı arama bölümünde özellikle. Şurada işaretlediğiniz zaman 90'dan fazla ülkede yayınlanan yaklaşık 120 milyondan fazla patente burada herhangi bir başta kelime yazarak ya da işte özel kelime yazarak ulaşabilirsiniz. Firmanın şeylerine ulaşabilirsiniz. Mesela patentten ulaşabilirsiniz. Ben sadece örnek göstermek istiyorum sadece şeylere. Örneğin Türk Patent'in sitesine bakalım. Online Türk Patent Kovitere'de. Burada mesela firmanın ismini yazarak çıkmadı herhalde. Şöyle. Evet. Buluş başlığında herhangi bir buluş kelime yazarak başvuru sahibinde, başvuru numarası biliyorsanız bunların hepsinde detaylı arama bölümünden, gelişmiş arama bölümünden bu şekilde farklı şeylerle arama yapabilirsiniz. Yani diyelim ki işte mesela Toros Üniversitesi yazdım. Ben bulamadım ama hocam bilmiyorum. Burak hocam var mıydı başvuru? Henüz belki yayınlanmamış olabilir başvurular. Şu an henüz bulamadım ben çünkü bakmıştım biraz önce. Ama belki de başvurulup da yayınlanmamış başvuru olabilir. Ya da herhangi bir işte diyelim ki makine yazdık. Örneğin makine yazdık. Hadi buluş başlığına buradan şeylerin
makineyle alakalı buluşları okuyabiliriz örneğin. Üstüne tıkladığımızda bu mesela fayda modelmiş. Dokümanlara tıkladığımızda da bütün dokümanı görebiliyoruz. Bütün PDF ortamında tarihnamesini şeyini görebiliyoruz. Bütün özetini, işte istemlerini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle istemler kısmı. Tarihname kısmı. Şekiller varsa şekilleri ekle görebiliyoruz bu şekilde. Ya da araştırma raporu varsa henüz yayınlanmamış galiba. Bu başlığın araştırma raporu. Araştırma raporu olsaydı burada da tıkladığımızda araştırma raporunu görecektik. Başka mesela Google Patents'te de mesela çok kolay. Patents.google.com'da da herhangi bir kelime yazarak işte diyelim ki machine yazdık örneğin. Böyle bir kelime yazdık. Bu şekildeki bütün içinde machine kelimesi geçen bütün patentleri size döküyor. Bunu tıkladığınızda PDF'lere ulaşabiliyorsunuz. Hangi ülkede tescil olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir sistem. Örneğin Güney Kore'nin mesela şeyini göstereyim. Güney Kore'de güzel bir sitesi var. Buradan da patent araştırma yapabilirsiniz. Herhangi bir kelime yazarak. Örneğin. Güney Kore ülkesinin niçin geliştiğini çok güzel bir örnek olarak ben görmekteyiz yani şu anda. Yani niçin patente bu kadar önem veriyorlar? Ne kadar, niçin bu kadar çok patent almışlar? Patent siteleri gerçekten çok güzel. O aynı anda her şeyini yani firma ismini görebiliyorsunuz işte. Özetini görebiliyorsunuz, resimlerini görebiliyorsunuz aynı anda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sistem yapmışlar. Wipo'nun sitesini de hemen hızlıca göstereyim. Ben daha önce kısa yıllarını kaydetmiştim. Wipo'da da daha önce tescilli uluslararası patentleri görebiliyorsunuz. Örneğin burada da yine bir meşgul yazdık. Herhangi bir kelime yazabilirsiniz ya da detaylı araştırma kısmına gidip işte farklı varyasyonlarla firma isminde falan araştırma yapabilirsiniz yani bu şekilde. Bu şekilde patent sitelerini göstermiş olduk. Paylaşım. Evet. Soru daha varsa alabiliriz. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Kaç tane soru vardı? Onları hemen açayım. İbrahim Ethem Çakır Bey'in sorusu var. Merhaba, patent başvurusu yaptıktan sonra süreç devam ederken başka birisi ürünü satabilir mi? Ne gibi yaptırımlar var? Teşekkür ediyorum demiş. Evet, biraz önce söylemiştim aslında. Yani patent başvurusu devam ederken başka birisi sizin ürünü satarsa henüz belgeniz çıkmadığı için dava açsanız bile dava bitmez, dava devam eder. Ama bizim tavsiyemiz önce ihtarname çekersiniz. Benim bu konuda patentim var, buyurun üretme dersiniz. Satmaya devam edersiniz, dava açan dersiniz. Eğer devam ederlerse davanızı açarsınız ama dediğim gibi dava bitmez, dava devam eder. Çünkü henüz belge almadınız. Belki de belgeniz reddolacak. Patentiniz belki de reddolacak. Araştırma raporu olumsuz çıkacak. İşte inceleme raporu olumsuz çıkacak. Ama dava açarsanız ve belgenizi alırsanız davanız ilk dava açtan itibaren tazminat hak edersiniz ve tazminat kazanırsınız. Devam eden bir sorusu daha var İbrahim Bey'in. Patent süresini patentli ürün üzerinde ne gibi değişiklikler yaparsak uzatabiliriz? Şöyle, sizin başvuru yaptıktan sonra patent sürecini uzatamazsınız. Şöyle, siz başvuru yaptığınız yere örneğin ama ürüne bir şeyler eklemeniz gerekiyor 6 ay sonra. Yani şöyle yapacaksınız, ya ek patent yapacaksınız, ek patente uygunsa ya da yeni bir patent başvurusu yapacaksınız. Yani siz tekrar tarihnameyi istenene değiştirip yeni bir patent başvurusu yapamazsınız. Yani ya yeni bir patent başvurusu yapıp o dosyaya atıf yapacaksınız. Ayrı bir dosya olacak. Çünkü ücreti her şey ayrı olacak. Ama bir de ek patent gibi bir sistem var ama orada yani yaptığınız acaba işte ek patent mi olur, yeni bir patent başvurusu olur? İncelemesi gerekiyor o andaki uzmanların. Yani eski başvurunun devamı olmaz. Onu bilmekte fayda var. Tamamdır. Emine Hanım'ın bir sorusu var. Merhaba, mobil uygulama konusunda bir fikrim var. Bunun için teknik destek almam gerekiyor. Önce patent alıp sonra mı destek sağlamalıyım? Ancak dosya oluşturmam için desteği önce almam gerekiyor. Burada nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Yani fikrinin alınmasına önüne geçmek için herhalde. Mobil uygulama doğrudan patent alamıyor. Yani sonuçta bir yazılım, belki de mobil uygulamanın benzeri var mı yok bilemiyoruz ama mobil uygulama doğrudan patent almıyorsun. Mobil uygulamanın ismini bir kere marka tescili alırsınız. Mobil uygulamanın bütün şemalarıyla iş modeli birlikte yazdıktan sonra telif başvurusu yapabilirsiniz. Telif hakkı başvurusu yaparsınız. Henüz mobil uygulama hiçbir şekilde oluşmadıysa, yani daha henüz yazılım bitmediyse, dediğim gibi alt alta bütün, isterse Word dokümanı, ister PDF dokümanı fark etmiyor, yazarsınız. Bunu telif başvurusu yaparsınız, notere de gitseniz olur ama noter pahalıdır, telif başvurusu daha ucuz olur bu konuda. Bu şekilde en azından yatırımcılarla görüş
görüşürken neredeyse fikrin çalarımızdan korkuyor herhalde Emine Hanım. Bu şekilde bir başvuru yaparak hakkınızı koruma altına almış olursunuz. Yani yatırımcılarla görüşürken elinizde bir başvuru olmuş olur. Ama mobil başvuru sistemi yazılan işte bir iş modeli var. Ortada bir teknik sistem var. Teknik detaylar var ve yeni bir uygulamaysa, yeni bir ve teknik içeriği de hitap ediyorsa bunu biraz daha ayrıntıya girip o zaman patent başvurusu yapabilirsiniz. Örneğin işte sağlıkla alakalı şeyler var. Mesela mobil sistemde var. Diyelim ki sağlıkla alakalı insanların işte şekerini takip ediyor, benim kalbini takip ediyor. Böyle değişik sistemler almışlar şu anda. Bunlar alakalı hem mobil uygulama hem kişilere bir uygulama veriyorlar, kişilere bir saat veriyorlar. Yani böyle çok değişik sistemler var örneğin. Bunlar tabii ki bu tarz şeylerde tek başına yazılımla yapılmadığı için, donanım da işe katıldığı için ve teknik bir detay, teknik bir unsur olduğu için patent alma hakkına sahipsiniz. Ama henüz bütün detaylar belli değilse önce telif başvurusu yaparsın, sonra 12 aylık süre içerisinde de patent başvurusu yapmanızda fayda var. Evet, soru da bu kadar. Evet, başka soru yok. Değerli katılımcılarımız, sorularınız varsa sesli el kaldırıp sesli de sorabilirsiniz. Söz alıp arzu edenler yazabilir, biraz daha bekleyebiliriz. Bu arada Burak Hocam, sizin söylemek istedikleriniz varsa bu arada soru gelene kadar isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben Ali Bey'e ve size teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Süreçte gerçekten bizim için faydalı bir eğitim oldu. Toros Üniversitesi olarak da biz de bu aşamada biraz daha yani patent konusunda özellikle çalışmalarımız yeni başladı, öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir yıl önce Smart Lab ofisi kurduk. Ofisi kurduktan sonra teknoloji ofisini, ardından patent birimini kurduk ve şimdi hocalarımız yaklaşık şu anda 20 tane bir başvuru hazırlık formu, buluş hazırlık formu üzerinde çalışıyoruz. Yani şu an o süreçler devam ediyor. Yani inşallah hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki burada dediğim gibi burada öğrencilerimiz de var, akademisyen hocalarımız da var. Onların bu süreçte bizlere olan destekleri çok önemli. Özellikle işte bu fikir önemli değil veya bundan bir şey çıkmaz, bir şey olmaz gibi kesinlikle düşünmeyin diye kendilerine de iletiyoruz. Aslında buradaki bütün katılımcılara ben aynı şeyi söylemek istiyorum. Geçenlerde hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Lise öğrencisi bize bir hocam renk değiştirebilen bir telefon kılıfı düşünüyorum şeklinde veya telefon renk değiştirebileceği şekilde düşüncem var gibi bir şey. Bunu niye şu anda söylüyorum? Çünkü aynısını geçen gün bir telefon markasının ürettiğini gördük. Hatta Türkiye'de de satışa sunulacakmış. Dolayısıyla aslında bizim fikirlerimiz kesinlikle hiçbiri basit veya küçük veya bundan bir şey olmaz. İlla hani uzaya roket gönderecek bir fikir olması gerekmiyor. Basit bir tasarımdan bile milyon dolarlar kazanılabiliyor yani. Bunu söylemek istiyorum yani, bütün katılımcılarımıza iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Kesinlikle. Başka sorusu olan var mıydı? Ali Bey gerçi anons etti ama Ali Bey'in bugün Google Books'ta yayınladığımız bir kitabı var. Patentle Sen de Zengin Ol. Patent ticarileştirme rehberi. Daha çok patentlerin ticarileştirmesiyle alakalı modellerini anlatıldı. Bir tamamen sizleri yönlendiren rehber bir kitap. Google Books'ta şu an yayınladık. Bunun da aslında ücretsiz olarak normalde önceki eserlerimizi, kitaplarımızı, Ali Bey'in kitaplarını yayınlıyoruz. Burada da Patent Hareketi Derneği'ne katkı sağlamak amacıyla aslında bir ufak bir ücret koyduk. Temsili. Arzu edenler yine web sitemizden, sosyal ağlardan ulaşabilirler. Bugün daha paylaştık. Baskısı da yakın zamanda çıkacak. Onu da ilan etmiş olalım. Başka sorusu yok olan, sorusu olan yok herhalde Ali Bey. Son cümlelerinizi alırsak yavaştan programımızı kapatabiliriz. Evet, inşallah faydalı bir eğitim olmuştur. Bütün katılımcılara mutlaka patent hedef almalarını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi TRIZ yöntemini mutlaka öğrenmenden tavsiye ediyorum. Çünkü TRIZ yöntemi yeni buluş yapmaları için bir ya da aradıkları çözümler için bir yöntem olacaktır. Onu da tavsiye ediyorum.
Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum bütün katılımcılarımıza. Teşekkürler. Teşekkürler Ali Bey. Katılımcılarımıza eğitim sertifikası, katılım sertifikası vereceğiz. Bununla ilgili kayıt formunu doldurduysanız size bildirimler gelecek mail olarak. Mersin'de olanlara da Burak Hocam sürekli eğitim merkezi değil mi? Toros Üniversitesi'nin sürekli eğitim merkezinde müracaat ederek alabileceksiniz. Onları tabii nasıl ayırt edeceğiz? İlleri yazmıyor sanırım ama şöyle yapabiliriz. Belki biz size bir mail atarız. Mersin'den programa katılanlar veya sürekli eğitim merkezine ulaşıp alabilecek olanlar bize geri dönüş yapsın diye. Siz geri dönüş yaptığınızda biz ona göre sizin isminize düzenlenmiş şeylerin baskısını alır sürekli eğitim merkezi. Oradan alabilirsiniz. O şekilde ilerleyebiliriz. Onun dışında diğer illerden katılımcı olanlara biz dijital kampüs aracılığıyla 3-5 adımda sizin isminize düzenlenmiş sertifikaya ulaşabileceksiniz dijital olarak. Ama PDF dokümanını istediğiniz zaman baskısını alabilirsiniz. Burak Hocam sizin de son olarak söyleyecekleriniz varsa onları alalım, sonrasında kapatalım. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Yani bu sonuçta aslında bir farkındalık eğitimiydi ve Türkiye'de de yeni yeni aslında bir farkındalık oluşuyor. Hem ülkemizin dinamiklerini kullanmak adına gerçekten ülkemizde çok cevher, gerek insanlar gerekse fikirler var. Bunların tescillenmesi çok önemli. Bu noktada ben de kesinlikle dediğim gibi bizzat şahit oluyoruz. Biz üniversitede sık sık karşılaşıyoruz. Daha sonrasında işte bu benim aklıma gelmişti cümlesine maruz kalmamak için. Bence patent başvurusu, faydalı model başvurularını ciddiye alalım ve aksatmayalım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Biz de sizlerin nezdinde, Toros Üniversitesi'nde ve diğer katılımcılarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle hocam, çünkü genç nüfusu sayısı çok olan bir ülkeyiz. Genç bir ülkeyiz. Yaş ortalaması 30-33 dolaylarında. Birçok Avrupa ülkesi yaşlanmış olmasına rağmen bizde genç nüfus çok fazla. Bunu çok iyi kullanıyor olmamız lazım. Biz özellikle tabii birçok üniversiteyle yapıyoruz ama liselerle de yapıyoruz. Meslek liseleriyle de bu eğitimleri yapıyoruz. Çünkü daha alt tabana inebildiğimiz kadar iniyoruz. Daha erken yaşlarda bu farkındalık oluşmalı bence. Çünkü birçok fikirlerin de aslında intihal olduğunu da görüyoruz. Çalındığını da şahit oluyoruz. Bu fikirlerin, bu zihinlerimizin aslında tamamen koruma altına alınması ve bizim ülkemize katma değer sağlamasını arzu ediyoruz. Ben tekrardan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Kolay gelsin, günaydın. Günaydın, sağ olun.